Yarınki paraları seyretmeye geldim. Seyrettim, şimdi gidiyorum.
Şimdi burada bir espri var. Neden birazdan girmiyorsunuz? Ne esprisi usta? Al bir de. Ne diyordun Seroş? Ben buraya yarın tutmaya geldim. Hayır, nasıl yok? Ben buraya yarınki panayırı seyretmeye geldim. Seyrettim, şimdi gidiyorum canım. Hayır, anlamadınız. Herifçi oğlu diyor ki yarınki panayırı bugün de seyretti. Hiç yarınki panayır bugün de seyredilir. Ha, anladım ya. Yarın panayır yoktur ki. Panayır cumartesi. Siz kim? Moliyer kim? Tepemi yattırmadan devam. Hey! Canım bana baksana. Hey! Canım bana baksana. Sen zannımca şu kapıdan çık. Aman Öksü, aman! Sus oğlum! Ne sus oğlum? Ben bu evin sahibesine bir asilzade tarafından geldim. Eyvah. Gizli name getirdim. Felaket. Buna kimse vakıf olamayacak. Evet, sen fütür getirme, kimse vakıf olmaz. Herkes diyor ki, kocası pek kıskançmış, boynuzlanmaktan hoşlanmazmış. Huysuz, densiz, sizsin. Ezberleşim evladım İsmail. Hep burada takılıyorsun bey oğlum. Bak senden laf gelmeyince al, ben böyle kalıyorum, al bir de. Tamam usta. Herkes diyor ki, kocası pek kıskançmış, boynuzlanmaktan hoşlanmazmış. Hasılı huysuz, densiz. Titiz, eserekli, terelli, heyheyli, osurucini verirmiş. Bir dakika, tiliyat istemem İsmail, tiliyat istemem. Osurucili gibi adilaklar vardır ki burada. Bu orta oyunu değil, bir Molière faciası. İnsan Molière oynarken hazır olda durmalı. Önünü iliklemeli. Bozulma usta, Molière'in lafları biraz kofti geldi de neşelendirelim dedik. Ah kafi, Molière'i sen kurtaracaksın. Bunun her kelamı bir paskalya yumurtası gibidir. Bu İsmail Hep'tir, nedir? Devam! Oh, seni gönderen! Oh, seni gönderen mösyönün adı ne olur acaba? bizim köyün senyörüdür. Kont, Kont! Hayaksı şeytan! Dilimi döndüremiyorum. Adı batsın. Ne bisi bisi mi o adı batsın? Hayır, adama diyorum usta adı batsın diye. Ha, gene mi tülye? Neyse, devam! Evet, kritandı. İşte şu ağaçların arkasındaki kırmızı konakta ikamet ediyor. Vay iki dirhem bir çekirdek, süper! Ben de tam zaman ondan işkilleniyordum zaten. Neyse ki bunun kokuyu yalıyor. Fakat öyle iyi adamdır. Öyle iyi adamdır ki böylesini mumla arasanız bulamazsınız. Sırf şu kadına gidip onunla sohbet etmek istediğini söyleyivermem için bana tam 3 altın bahşiş verdi. Ya, sen o işi becerebildin mi bari? Ne demek? İçeride Claudine diye hizmetçi bir kız var. Benim neredeyim o cin fikirli kız birden anladı. Doğru beni götürdü, hanımıyla götürdü. Vay namert besleme. Demek veli nimetine hıyanet eder ha? O Claudine de ne kız yani. Bir içim su, aklımı alıverdi. O razı olsa varmaya, onu şimdi alırdım. Söylesene lan iyi mi? Sivri, takılıyorum buralarda. Öyle ama kendisine. Öyle ama. Kendisine kuru eden o Mösyö'ye karşılık. Madam ne cevap verdi? Dedi ki, ishar-ı aşk muhabbetinden ziyadesiyle memnun ve müteşekkir olduğunu, lakin kocasının huysuz, densiz, titiz, esenekli, delerli, heyli, sinirli, acayip, bir, bir, bir. Ne oluyorsun be? Faytan arabası gibi koşturuyorsun. Kelimeleri çorba gibi yutuyorsun. Sükutları konuşturamıyorsun evlerde. Sükut mu konuşacak usta? Sen beni Arnold Kulak piyesinin veda sahnesinde gördün. Görsen böyle laflar etmedin zaten. Ben o sahnede sükutlu laflardan çok fazla konuşturuyordum. Öyle yerler olur ki sükut bangır bangır bağırır. Sessiz. Feryadı ilan eder. Arkadaşlar usta yine geçirdik. Matmazel. Sükut. Ne kelime ağzınıza vakıf olmuş isen? Büyük sükut. Aramızdaki rahatlığı taylısı yani nihayetler bir haklıdır. Çok büyük sükut. Haksız olmuş. Dehşet içinde. Margarit Gülçe gibi yere yığılmış. Çok büyük sükut. Bir dakika, iki dakika, üç dakika sükut. Hatta bazen öyle olur ki. Halk bitti sönüp dışarı çıkar. Laf Türkiye diyorsun İsmail. Laf kılığına keçi Abdullah Çelebi derlerse bu da odur işte. Devam. Geç. Yani Mösyö. Yani Mösyö, sizin anlayacağınız kadın kendi rengi bir beyzade ile karıştırıyor. Ya, üstüne lanetler yağsın şerefe. Ah ne eğlence olacak. Aşık gelecek, herif.
benim dolaplardan hiç haberi olmayacak. Kıskançlık belasıyla bunu saklayacak. Kuyruk ısınıp tavas tapına dönecek. Sen öyle bir. Ben edeceğimi çok iyi. O halde Mösyö, bana müsaadeniz ve hoşçakalınız. Güle güle. Ah ah! Bir de benim için zevzek. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran bir budala derler. Gördünüz işte. Bana verilen işi ne güzel de becerdim. Hoşçakalın. Güle güle. Aman aman! Yalnız ağzı yummalı, sesi kesmeli. Çünkü bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır. Hoşçakalın. Güle güle. Aman aman! Bir oldu. Bin ağza yayılır, kocası duyar. Kıyamet kopar. Hoşçakalın. Güle güle. Aman aman! Başta geçeceksin ama elinden de zamanından da. Tülyan istemiyorum. Zevzeklik istemiyorum. Lafın bitti, defol dışarı. Ama lafımın en padişahını ettirmez iki usta. Başlatacaksın lafından da, başlatacaksın padişahından da. Padişahım çok yaşa. Nerede kalmıştı? Tiran usta. O Tiran usta da nereden çıktı? Tiran usta. Öyle söylesene, pisse. Tiran'da geldik desin. Tiran'da geldim. Aracılı binden karısının Beyzade Klitandr ile kurettiğini öğrenen dandin tekrardan etleniyor. Ey talihsiz kaderinin en kötü tecellisiyle en büyük felaketlerinin uçurumuna yuvarlanan zavallı behbar zor dandin. Görüyorsun. Karın sana ne maddikler adı? Beyzade kızı istedin değil mi? Al sana Beyzade kızı. Ama yok. Sen intikamını alamazsın. Severini bile dövemezsin. Çünkü onun beyzadeliği senin eline kurdu bile. Ama karın köylü kızı olsaydı böyle mi olurdu? Ona sapa bile atardın. Ama sen kişizadelikten takmak istediği. Meheldir sana. Ah bir kızıyorum. Bir ahlatlanıyorum. Kendi kendimi tokatlayasım geliyor. Ah vefasız karı. Aşığının haberine kulak verip karşılık vaat eder öyle mi? Ama ya ben bunu yanımda bırakmam. Ahdı peymanım olsun ki bırakmam. Parayı bedeline ve validesine şekvada bulunayım. Tam kertesinde onlar da buraya geliyor. Hadi Mösyö Sötemil, Madame Sötemil, Dörtemil mevkilisi. Hadi. Hadi. Dolars, ne yok? Ayak yolundan mı gidiyorsun? Sen ne gel, gel. Böyle gel. Sevgili mahtumum Guido, seni tek varisim nasbettim. Bir cümle, altınlarım ve mücevheratımı Monte Cristo adası var ya, işte orada ya, saklamış bulunuyorlar. Sahildeki eski şato harabesinden başlayarak 22. kayayı bak, kaldır, kaldırdın mı? Yer altına inen bir merdiven göreceksin. İşte hazine mahzenin şimalı garbisinde. Ne Monte Cristo'su be? Neden saçmalıyorsun? Ne alakası var Monte Cristo'nun burada? Usta, yanlışlıkla replikleri kaçırmışım ya. Hay Allah cezanı vermesin. Anam bu George'dan indir. Kıskanç herif. Nedir o damat? Nedir o damat? Sizi kalışık ve pür telaş içinde görüyorum. Bir dakika ona. Şimdi bu Mösyö de Sötenbir yürüyüş. Ne var ki yürüyüşünde? Ya Mösyö de Sötenbir bir asilzadedir. Zadegan sınıfına mensup olup kraldan da nişanı verdi. Sen katil Todori gibi yürüyorsun be. Dur usta ben göstereyim. Bak şimdi Olaz'cığım. Şöyle iki gerdin olsun böyle. Ha. Gözleri devir, göbeği de çıkar. Bak böyle. Şakır da şakır, şakır da şakır. O şakırdı da nedir be? Nişanları şakırdı usta. Zevzeklik istemiyorum. Al bir daha. Tek al. Bu ne be? Bu ne? Bir daha. Geliyor. Gel. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çünkü hep kaydırmak merakındasınız. Halbuki çalışmak, gene de çalışmak iktizadırdı ya. Usta, insanda kabiliyet varsa var. Çalışmakla işlecik olmak. Evet. Bir kere çalışmak insan tabiatına aykırıdır. İspatı da şu ki, insan çalışınca yorulur. İçinizde senatın mukaddes aşkı olmaz ise elbet yorulursunuz. Alexander Dumas. Ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Bir aktör her gece yüzlerce insanla aşkın dövüşü olandır demiş. Bu meslek aşk ister, heyecan ister. Öyle herkes denemek değildir. Yoksa tiyatro nedir ki? İki kalas bir hevestir. Burada heves yok, kalaslar var.
Her kim ki bu aşkı içinde duymuyor, gitsin kendini denize atsın. Sakramen sorayım sana Allah'ız. Değilsin, baştan sona okursun. Yoo, okumadım. Askılarını dinle öyleyse. Coştan din, Sotemilla familyasının kızı Angelik ile evlidir. Birinci perdede kız komşu köşkün asil zaltesi Klitandr ile korte eder. Fakat lan dinişi söze. Ama karı zeytinyağı gibi sıyrılır. İkinci perdede aşıklar işi daha da ileri götürürler. Halas! Beni dinliyorsun yoksa Sevraç'la mı konuşuyorsun? Dinlemiyorum. E senin mevzunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Kavo. Hoppala cıvıttın he. Bir hafta oyunun sonunu bilmemeli. Bakıyorum yeni icatlar çıkarıyorsunuz tiyatro sanatında. Matosyan'ı Sezar Borgia'da Octavio rolünde hatırlarsın değil mi sen beni? Hatırlarım. Ne olmuş Matosyan? İşte daha birinci perdeden son perdede öldürüleceğini belli etmiyor. Melun. Mazlum. Boynu bükük bir halde çıkmıştı sahneye. Piyesin sürprizini bırakmıyor. Bırakmıyor. Eğer oyunu baştan sona okumamış olsa öyle olurdu. Olurdu. İyi de o zaman baştan sona rol çizgisi nasıl ayarlar? Boş ver abi rol çizgisine İnsan ne söyleyeceğini bilirse tadıma kalır Tülyat'ın. Aşkı tecesir Tülyat'ın. Usta ben de bir şey söyleyebilir miyim? Sonra yavrum. Bir sen eksiksiz be. Şimdi usta, insan yani kimde mi beşer? Hayattaki rolünün sonu hiç biliyor bilmiyor. Bilse feleğin sürprizine uğrar mı hiç? Uğramaz. E biz madem hayat gibi tiyatro istiyoruz, o zaman rolümüzün sonunu bilmesek daha hayat gibi oynarız. Ya ben bu zeki diyorum anlamıyorsunuz ya. Şimdi rolünün sonunu bilmeden hiç role girilir, hiç konsantrasyon yapılır ve meşk edeceğim şahsın hissiyat hakikisini derunuma temessül edebilmek için rolümü bir kerem değil, 10 kerem değil, tam 1000 kerem olur. Rolümü iliklerime kadar yaşayışımın sırrı işte bundadır. Hatırlarsın İranış, caniler yuvası yahut zahirete karende çekecek oldum, 3 ay boyunca yoldan geçenlerin karnı. Hatırlarsın Sadenik, Güllü Akop'ta Fethi Sultan Mehmet rolüne bir girdim, bir daha çıkamadım, oyun bitti. Ben bütün yaz Osmanlı İmparatorluğu'nun mesuliyetini omuzlarımda hissettim. Siz tiyatroyu çocuk oyuncağı mı zannediyorsunuz? İyi de usta, bunun için rolü baştan sona bilmeye gerek yok ki. Ben de Nedamettin mükafatında Rahip Kale'yle oynamıştım. Kralının kadınları 3 ay boyu gelip bende günah çıkarmışlar. Ne alakası var bununla? Gevezeliği kes, devam. Nedir o da ama? Aziz Sevroş. Nedir o da ama? Sizi karışık ve pür telaş içinde görüyorum. Maruzatım şudur ki, ben artık bu evlilikten mesut olamıyorum. Şekbacıyım! Vay! Damat! Acaba sebebi ne oluyor? Bizim familyaya intisabınız size az nimettir. Neden nimet ya? Ben evlendiğimin ne hayrını gördüm sanki. Ama bu izdivaç bana olmadı. Benim koca koca akçeler sizin deliklere yama oldu. Ama ben ne öğrendim bakalım? Ben olmasam haliniz yaman, işiniz duman, umurunuz darmadağınıydı. Bu benim hiç işime yaramadı. Bütün sadece ismime kırıklı bir şey takıp uzattınız. Mersiye dönedendir yaptınız o kadar. Bütün kârı buydu. Aldığın ipek, sattığın ipek. Hani kârı da köpek. Peki bu Tülyat değil mi usta? Kes tersine seni. Saçmalan hani. Hamdi Efendi'nin ilavesi yazısından tanıdım. Ah, hadi sen okuma yazma bilmezdin. Ben mappa yazı okuyamam, el yazı okurum. Aynen. Hadi devam. Vay damat. Damat, Sotemvil hanedanına intisap iftiharını az devlet mi sanıyorsunuz kendinizi? Ya bizim soyumuz Lafladacı hanedanı, bizim sülalemizin sadece kız tarafından bile evlada geçer. Bu imtiyaz şerefine sizinle bir adınız da kişizade olacaktır. Bunu anlamıyorsunuz. Evladım kişizade olacak ama bir icabına bakılmasa ben koskoca bir kokoroz olacağım. Boyunuzlu! Vay damat! Bu nasıl lakıldı? Şöyle ki kızınız doğru yola gitmiyor. Harekat umumiyesi midala! Sen de pardon pek taşımın ağzınızı pek daha zorsunuz damat. Benim kızım bir doktor edip belki size dönerle namus kirletecek şey kabulüne asla müsait değildir. 300 yıldır da Labrador'da hanedanımda dile gelmiş. Açık meşrepli bir kadın yoktur. Sotemvil hanedanında kurtizan kadın işitilmiş şeydir. Asla. Bizim familyanın erkeklerine cesaret nasıl babadan oğla geçerse namus da öylece anadan kıza devrilir. Hatta bizim sürelerimizde bir Jacqueline de Lafrodeur söylüyor vardır ki eyaletin valisine 100 kese yakışa bile rahat olmadı. Ya bizim soyda bir Motrin'de Sotemvil varmış, kralın muhiplerinden bir tükten 20.000 altın kabul edip de bir lahsa onunla halvet olmaya çalışmış.
çalışmışlarsa da razı olmamış. 83 yaşında kız olan kız bakire ölmüş. Şöyle ki kızınız hiç onlara çekmemiş. Çünkü her önüne gelen ahbaplık ediyor. Biz kızımızın uygunsuz işlerine sahip çıkan adamlar değiliz. Suçunu önüne koyunuz, ben de anası da onun hakkında geliriz. Biz ızbasını Latife götürmeyiz. Kişi zadelerde namus sözü maskaradır. Biz kızımızı oldukça sıkı da büyüdük terbiye. Gel gel. Kızını yetmesin ama kendini yetmemişsin be. Hiç böyle kibar laf söylerken lahmacun yenili. Sen bunu nasıl yaparsın zaten? Ay midem ağrıyor anlam. Yemezsem ağrıyor, ne yapayım? Neyse devam git. Ben şu kadarını biliyorum ki şurada bir delikanlı varsa onunla aşikare sevişir. Lamba dedik istemem. Buraya dikkat edin. Lanınız geliyor. Şöyle ki daha demin mayancısı geldi. O da kabul etti. Ben size olanı biteni anlattım. Rövanşımı da sizden. Aman öyle mi? Eğer validesini derlerdi namusuna sebep verecek böyle bir harekette bulunduysa ben onu kendi ellerine bağlı idam ederim. Siz hiç üzülmeyin. İkisinden de ücünüzü alın. Eğer öyle bir şey var idiyse gerek onu, gerek peşine düşeni şahsi kılıcımla ikişer parçaya ayırırım. Ama bu kılıç değil ama usta. Güzel ulaş güzel. Gerçeğini yapacağız sen de. Koy kemeri. Kemerin. Hadi devam inşallah. Evet. Bütün bunları yapar. Ama siz sözünüzden emin misiniz ki? Şöyle ki söylediklerim parol dönör doğrudur. Hepsi bilakis birer vakıadan meydana. Cihat Bağ'ın bağımsız kızınızdan söz alın. Damat, siz de hiç üzülmeyin. Adamlarımıza tarihinde bulunanlar olursa onlara ne makam kullandığımız şimdilik ayan olur. Bilirsiniz size hürmeti mahsusam vardır. Siz de bilirsiniz ki benim size hürmetim sonsuzdur. Lakin son yaşanılanlardan sinirlerim ziyadesiyle bozulmuştur. Şeytan diyor ki al eline bir bıçak. 35'i yapınca. Başlatacaksın yapıncağından, başlatacaksın tutancağından. Ne zevzek oldun be, tutamaz mı seni? Anlıyorum usta, laçk olmuş bir kere. Dişi bir laf duyunca kendiliğinden gidiyor. Ah, ah! Defol git! İstemiyorum kahveni. Bir daha ayağını buraya basarsa kırarım ayağını seni, terbiyiz. Arkadaşlar, kahveci kahveyi kesiyor mu? Ya! Ya. Neden? Neden olacak? Bana vermeyiz de onda. Ay, o da ne kadar çingeneymiş. Hem para vermeyelim hem çekene olsun. Bu da iyi. Usta sen onu bunu boş ver. Biz akşama ne yiyeceğiz? Ben açlıktan ölüyorum. Şimdi evladım yemek sanatkara iyi değildir. Açlık sinir gerer. İnsanı yaratıcı yapar. Yani yemek yemeyeceğiz. Yok sen yeter. Bak tülya seversin değil mi? Daha iyi tülya et oynarsın. Abi mi ya? Evet. Yemek yok ya. Yok yok yemek yok. Yemek hayır yok. Oynarsın. Yemek yok. Evet neyse usta hazır prova kesilmişken sana bir şey sorayım. Sor aslanım. Şimdi bu Frank sinirlerin sıralanması halkı sıkmaz mı? Eser böyle çok tercüme kokuyor. Akıllı. Ustada bu telaffuz varken Hazreti Ömer'in adaletini bile oynasa eser yine tercüme kokar. Sen ne diyorsun? Telaffuzu beğenmiyor. Ermeniler olmasaydı bu ülkede tiyatro olurdu. Biz olmasaydık sen şimdi bu piyesi Kartuzen nelerle oynardın ha valet? Ha. Fransa nasıl medeniyetin merkezi ise Ermeniler de burada Fransa'nın bir şubesidir. Bir de elimizde tek bu tekst vardı mecburdu boyunu oynamaya. Ayrıca olayın Fransa'da geçişi olaya ayrı bir zarafet katıyor. Allah için ne de katıyor ya? Bir şey mi dedin? Bir itirazın mı yok? Hiç şey dedim. Asalet. Atını çekiyorlar usta. Atın, atın. Asalet dediğin insanın kendinde olmak. Yoksa değil Fransızca, Ermenice bile oynasan oyun adilikten kurtulmaz. İşte atamyan atamyan yapan da bu asalet Rubiye'ydi. Menakene diyecektin galiba bir sürçü lisan oldu. Yo hayır atamyanı diyorum. Atamyan benim bildiğim öyle gerçeresiz bir aktördür. Malumunuz her rolü için gider, yerinde tetbikat yapar. Hamlet'i omlet gibi yutmuştur. Hatta bu piyesi hazırlamak için Elsinor şatosuna gittiğinde oranın eski kapıcısı gerçek Hamlet geliyor sanmış. Bayılmışsa 3 saat hayıltamamışlar. Prens gibi adamdı be. Mınakyanın onun yanında lafı olur. Mınakyanı beğenmiyor. Tecereyi bağlanmış da kabuğunu beğenmiyor. İkisi de benim şakidi marifetimdir be. Bırak hangisi gerçek aktör hangisi değil ona ben karar vereyim. Mınakyan'ın hakiki Nedamet piyesindeki rolünü hatırlarsın zaten. Ah hiç hatırlamam. Ne pozu. Dünyada başka hiçbir aktör o pozu alamaz. İşte o pozu ona beni üretmiştir. Ne söylediysem papiye biber gibi yapmıştır. Pires gibi herif gibi. Bak o pozda hem Avrupalili hem dünya görmüş bir homdimotluk hem şefkati pederane. Kahramanca bir istikna. Bak
bakın, her tabakta hisse yap bir arada. Herife bak be, tabaka tabaka katmerli ekmek kalıyor sanki. Dünyanın neresine giderse gitsin, birinci sınıf trajedisyen oldu hıp diye anlaşılır. İster Zola'nın Asemör'ün oynasın, ister Victor Hugo'nun sefillerinde pıyrı pıyrı bahane vermiş olsun. Seyirci bilir ki o paçavraların altında bir Grand Seigneur vardır. Beyefendi gibi, ayan azası gibi adamdır. Hele Paris'ten aldığı melonla bir yolunda bir yürür, onu her gören Fransız başkonsolosluğuna. Herkese müthiş bir metakin eder. Sadece herkesin ona değil, kendinin de kendine karşı aşırı derecede hürmeti vardır. Her aynanın önden geçişinde gayri ihtiyar durur, şapkasını çıkarır, kendini selamlar. Ne diyorsun? Fakat usta, Atamyan gibi yakışıklı jön, Fransa'da bile yetişmedi daha. Bizim un kabında kızlar, ekmeklerine sürdükleri tereyağlarına Atamyan yazıp göz süze süze yiyorlardı ya. İyi ha diyorlar. Şimdi bunun bize provayla ne alakası var? Ne alakası var? Atamyan! Aa, bir altımı çekiyorlar, doğru. Atamyan methedilince neden bozuluyorsun? Sanatçıya sanatçıyı kıskanmak yakışır. Kim? Ben mi kıskanıyorum? Bal gibi Atamyan'ı kıskanıyorsun. Olas, geri gidiyorsun. Yalandır, beni de kıskanıyor. Aa. Senin neyini kıskanayım be? Sen bir garip çingenesi, vur beline kazmayı. Çingene senin baban. O mesel diye söyledi, yanlış anlama. E tut ki ben de mesel diyor ona, eşek diyorum. Sen de nerede eşek olur mu be? Terbiyesiz, ayı olaysın. Siz çıkarmadıkça kendini bir şey zannediyor. Daha Münakya'nın ekmeği kursağında duruyor be, rezil. Aa, pardon lan. Alırım çabuk. Kim alırım. Gibi alıyor? Tutmayın beni. Tutmayın beni. Komşu kökte bir seyyar varsa, onunla korte eder. Tam kendisinde herif de buraya geliyor. Budur. Evet, odur. Çekin şunu. Monsieur, beni tanır mısınız? Hayır monsieur, siz daha önce duymuştuğum hiç yok mu? Bana Baron de Sotenville derler. Memnun oldum. Pederim Cancis de Sotenville, büyük Montalban muhasebesine katılmak şerefiyle mübahi olmuştu. Bundan daha pek mesul oldum efendim. Bana şöyle haber ettiler ki, Monsieur, siz taze bir kızın arkasına takılıp peşinde getirmişsiniz. Şunu iyi bilin ki o benim kerimendir. Şu arkamda gördüğünüz sevimli adam da damatlığımla şerefiyap olmuştur. Bu bakımdan mesele bizim için hayati emniyete aitdir. Kim? Ben mi takılmışım? Evet, ruhsatınızda sizden bu keyfiyeti öğrenmek arzusu. Bu bir garip iftiradır. Bunu size kim söyledi? Bir iyice bildiğine güvenen bir adam söyledi. O adam size yalan söylemiş. Ben ehli ız bir adamım. Size ve yakınlarınıza asla hürmetle kusur etmem. Böyle bir lakırdı söyleyen elbet bir izansız, idraksız, düşüncesiz bir hayvandır. Sen ne bitti be? Ne üstüme çıkıyorsun? Üstüme geliyor. Değil mi? Söyleyen hangi abis kalacaktı? Hadi gidelim damat. O ahmak nadanının kim olduğunu bir bilsem. Sizin önünüzde kılıcımı kanına sapladım. Canım damat. Sözünüzü ispat edeyiniz. Adam bize saplayacak. Hadi. Şöyle ki, söylediklerim meydanda dosdoğru bir kelamdır. Gözümle gördüğüme de yemin ederim. Bunu size damadınız mı söyledi? Evet, o geldi, şikayet etti bana. O adam sizin damadınız olduğuna şükretsin. Beyimiz sadakası varmış. Yoksa benim gibi bir adam hakkında isnat yapmasını ona gösterirdi. Of aman! Kıskançlık melasımı elinde acaktırmış. İşte kızımı getirdim ki herkesin önünde iş meydana çıksın. Madam. Siz mi benden şakbacısınız? Bu adam beni takip ediyor, bana vurgun diye kocanıza siz mi söylediniz? Ben mi söylemişim? Ben öyle şeyi nasıl söylerim? Öyle şey olmuş mu acaba? O kim dedikodu etmiş canım? Keşke gerçek olsaydı. Söyleşecek adam bulabilirseniz size böyle bir şey yapmanızı nasihat ederdim monsieur. Beni görmek için aşıkların kullandıkları hilelere başvurun. Bana tezkereler gönderin, nameler yazın. Kocamın evde bulunmadığı ve benim gezmeye çıktığım vakitleri kollayıp yolumu bekleyin. Bütün bunları yapın. Bütün bunları yapın da ben nasıl mukabele ediyorum yarın? Biraz yavaş madam, bana da sakin etmez lüzum yok. Ben bu işlerin ustasıyım da. Madam, benim size İsa aşk ve muhabbet ettiğimi kim söyledi? Ne bilirim ben, bakın ne diyor oraya mesut. Ne derlerse desinler. Ben size rastladığımda hiç aşktan bahsettim mi? Bahsetseydiniz sizi kabul görürdünüz. Madam, ben size baş ağrısı davet edecek kadar saygısız bir adam değilim.
Sen rolünü iyi oynuyorsun Fehim. Ölçülü ve korreksin. Sen de iyisin İlhanır. Yalnız seksini belli edemiyorsun. Dişiliğini göster biraz. Ay gerçek hayatta o kadar çok belli ediyor ki sahneye bir şey kalmıyor. Benim seksimi sade partnerim değil. Seyirci bile mi istederiz da ben rolüme kadınım ama mevzulen korum bilirsin. Ah canım bunda haklısın işte bak. Kadın erkek pantolonu ütülemedi mi? Dur. Hey kut hayır. Gel seni gel. Sen de karıştırma ortalığı be. Ben bir şey yapmadım usta. Devam. Şimdi ne diyeceksiniz bakalım damat? Bunlar rüya içerisinde bir masala benzer. Daha demin mayancısı geldi. O da kabul etti. Ben mi kabul etmişim? Ben mi haber göndermişim? Kullanayım gerçek öyle mi? Hayır bunların hepsi yalan ve düzenli. Ah yazıklar olsun. İnsana kocası iftira etmek ne fena. Benim tek suçum ona çok yüz verdim. Ona ne şüphe babam çok yüz verdim. Benim olanca suçum kabahatim onu adam yerine koyup saygı saydım. Öyle başıma bu kakılıyor. Ah keşke öyle suya sabuna dokunan şeyleri ben bilseydim. Aklım erseydi yüreğim yanmaz dedi. Kalın sağlıcak. Ben çekilip başımı bir bucağa sokayım. Artık böyle sisteme için dayanmam. Hadi yol. Evet damat. Böyle ipek gibi bir hatuna siz layık değilsiniz. Bir daha böyle galakçıda bulunmayız. Hadi. Hadi yol. Ant olsun ki ben onun yanında olsaydım dediklerini gerçekten yapardım ve gününü gösterirdim. Şom ağzını yolduğuna uğratırdım. Sebepli sebepsiz beni aşlıyorsun. Adamı suçluyorsun. Senin ağzının kokusunu cep çeker mi? Sakın bulmayız. Sizin yanınızda olsam sırf kocasını cezalandırmak için karısına kur ederdim. Meramınızı icraya bakınız. Ben de gerçekten aracılık ederim de gününü görür. Ah, evet, adiyo. İşte damat. Bütün bunları işitmeyi hak ediyorsunuz. Muameleniz size hep düşman kazandırıyor. Bak benim hikem. Ben mi haksız çıkıyorum? Ah bir kızıyorum, bir kudurluyorum. Ne oldu be? Ne işin var elinin orada? Akreptir, faredir, nedir dedim. Usta. Usta. Aslanım benim, sen de kusura bakma. Demir sinirler gerildi biraz. Olur böyle şeyler. Provadır. Aldık mı? Provada böyle şeyler olur. Ne de olsa yaratıcılık alemiz. Neyse hadi devam. Hakkımda her surette iftira olduğunu gördünüz. Siz Ada Pelkan benisiniz Mösyö. İmdi hakkımda vuka gelen haksız muameleden dolayı bir taziye isterim. Bu nasıl pek dur. Hadi bakalım damat. Mösyö'yü taziye ediniz. Kim? Ben mi taziye ederim? Evet. Mösyö'yü yok yere üzdünüz. Olmayacak ithamlarda bulundunuz. Ben yok yere üzdüğümü kabul etmem. Gözümle gördüğüme de yemin ederim. Şimdi inkar ediyorum. İnkar sizi taziye demektir. Yani ben bu adamı evimin içinde karımla aynı yatakta görsem ve inkar etseler o zaman da onlar haklı çıkacak öyle. Uzatmayınız. Dediğim taziyeyi verin. Veremem. Atı peymanım olsun ki veremem. Yok. Tekrar. Ben de şimdi Mösyö'den yana olurum da yoluk zeki. Zira Mösyö kişizadedir. Sen ise değilsin. Ah. Zavallı ben. Öleyim bari. Hadi benimle tekrar et. Gel şuraya. Mösyö. Mösyö. Affınızı niyaz ederim. Affınızı niyaz ederim. Rica ederim. Beni bendeliğe kabul buyurun. Benim boynuz atmak isteyen adama bir de ben değil mi olmuş? Asalet onu ekti zaten de onda. Tam değil. Bu kadar kafiydi Mösyö. Olmaz. Tamamlanması lazım. Hadi rica ederim. Beni bendeliğe kabul buyurun. Rica ederim. Beni bendeliğe kabul buyurunuz. Mösyö. Ben de kalben kalben sizin bendiniz olayım. Geçmişi unutalım. Size kusura bakmayın. Başımız çok ağrıyor. Rica ederim. Ne vakit isterseniz buyurun. Birlikte tavşan avına gideriz. Efendim lütfunuz burada olsun, mahcup oluyorsunuz. Estağfurullah. İşte damat. İnsan işini böyle asaletle görmeli. Şunu hatırınızdan çıkarmayınız ki, intisap eylediğiniz haneden size her işte arka kuvvetim. Düşmanların canına böyle ot tıkalız işte. Yiyin için hanedanınıza dua edin. Hanedanın başında paralansın. Hanedanın yerin dibine bassın. Vur abalıya! Felaket! Felaket üstüne ne büyük bir felaket! Tarifi imkansız bir musibet! Keşke çektiklerimi anlayabilmek için kendi kendimi kendi karşımda görebilseydim! Ah, ama ya sen kendin ettin bu haltı kendine! Senin amelindi!
Ne halin varsa gör. Varayım. Kızlarının yediği altı ve dedenin ve validesinin gözüne sokacak bir şeyler bulayım. Perde. Aa, kasa geliyor. Aa, başımız, başımız. Vay, vay, vay. Benim canlarım, aslanlarım. Nasılsınız? İyiyiz. Virginia, ne kadar da zayıfsınız. Teşekkür ederim paşam. Olas, sen nasılsın yavrum? Çok şükür paşam. Oh, iyi, iyi, iyi oldu. Matosyan yok mu ya? Onu göremedim. Pese, Matosyan gelin miydi? Reikal de İstanbul'da. Buna da şükür. Gel bakın. Ne iyi ettiniz be? Ne iyi ettiniz? Sanki çölde serap görmüş gibiyim. Bursa'ya sürüldüğümden beri tiyatrocular gözümde tüzel oldu. Yaşayın benim aslanım. Pese, provayı takip ettiniz? Evet, baştan sona. Peki nasıl buldunuz paşa? Ben kanalde... Berbat. Ama Pesa, pisilmeden size göstermeyecektik. Sürpriz yapacaktık. Kötü bir sürpriz olacakmış. İsabet, gönledim. Peki hiç beğendiğiniz tarafı da mı olmadı paşam? Aa, olmaz olur mu? Provadan önce satinik bir şarkı söylemişti. Pek güzel. Aman paşam, mahcup edeceksiniz. Sigarayı bırakıp egzersiz yapmam lazım. Benim öyle çıkamayacağım Allah bilir demeyiminizde ağlamışımdır. Sizi dinlerken ben de ağladım madem. Ben bu şarkıyı ilk defa toyduğumda St. Louis Lisesi'nde okurken aşık olduğum bir Fransız kızı olan Janet'ten dinlemiştim. Aha! Ne kadar da doğru değil mi? Aşkın zevki bir an sürer. Mihneti ise bir ömür. Sizi görünce bir anda içim ısındı. Sağ olun, var olun. Hizmetiniz müzdağı olsun. Paşam ne demek? Evet, şimdi beni dinleyin. Sizi izlerken bir karara vardım. Size bir tiyatro yaptım. Eserler vereceğim, onları oynayacaksınız. Öyle kira falan vermenize gerek yok. Kurama hastanesi yararına yılda iki tepsi kafi. Olur da gişe hasılatı maaşınızı karşılamazsa ben vilayet bütçesinden, o da yeterli gelmezse bizzat kendi cebimden. Oh aşkım! Size sevimden inanamıyorum. Allah'ım, rüyalarımın tasvürü gerçekleşiyor. Bunun execution'ı bu kadar kolay mıdır ki paşam? Bu olacak kişi görünmüyor paşam. Evlatlar, ben boşuna mı adımı deli etmişim? Çık dışarı, çık! Buraya Türkiye demişler. Burada delik ismesine bürünmeden, düşman kazanmadan hiçbir radikal iş yapamazsınız. Bana olmayanları oldurtan Ahmet Vefik demişler ya. Rıfat'a, biz 30 kişilik mükellef bir sofra hazırlasınlar. Rıfat'a nerede? Rıfat'a! Beni de bekle, acıktım! Rıfat'a! Bu sofra dünyadaki sofraların en güzeli, en neşelisi olacak. Yani tiyatrocuların sofrası. Ey Bursa şehri, sıkı dur, tiyatrocular geliyor. Thank you.
tahtası yapıyoruz. Bu seferki pesemizin bizzat düzenlediği bir Danira tahtası. Pesemiz vakayı Fransa'dan İstanbul'daki Fener Romulitleri'ne aktarmış. Dandin, oradaki dandini olmuş. Ancak de boyunda irini oldu. Ben Deniz, kaynata Sikos'taki kaçivelaki. Ve Refika Sikoko'nu ezmerak da kaçivelaki. Böylece bize daha yakın rollere girdik de rahat ettik. Ben de burada Beyzade Samur Kaşım. Ay ben Moller'de Claudine'im. Başarının oyundaysa Katinka oldum. Ay o kadınları da hiç sevmem. Biz Grafaya'yız, onun ortodoks değil. Nedense böyle bir kanım kaynağı. Ama işte tiyatro demişler buna. Rolümüzü ister istemez de sunacağız. Ben yine uşağı oynuyorum bu oyunda. Adımı Yanko koydular. Paşa'ya kaç kere rica ettim, gel paşam şunu ibiş yapalım diye. Ya benim bildiğim uşak, ibiş olmadıkça uşaklığın raconun tadı kalmaz. Ama neylesin ki, paşamız öyle istiyor, boynumuz kıldan ince. Söyleyeceksin ibişimden ha. Meseleniz birinci ve ikinci perde provasını onu hiç kesmeden Mizantel Efendi ile beraber bazı notlar alarak seyretti. Demin terzihaneyi teftiş için dışarı çıktı. Çünkü kostümlerin desenlerini bizzat kendisi çizer. Karim Bayzar, terzihanenin şefidir. Çok iyi bir dizidir. Biz şimdi ikinci perde provasını bir kere daha alıyoruz. Tam kertesinde pasamızda Bizantel Efendi ile beraber buraya geliyor. Aferin Bayzar'a, gösterdiğim modelleri gayet iyi tatbik etmiş. Müsaadenizle dekor hususunda bir teklif alacağım. Salon fermeye gitsek daha münasip olmaz mı? Tabii Yansı Apey'im zaten bir eskisi hazırlıyor. İsmail bu haline kendine bir şekil düzen ver. İlki paşa. Ben sen provayla kriterini lütfetmez misiniz? Bu momentle fena değil. Yavaş yavaş pişecek. Başlıca kusurunuz, oyunu çok ağır bir tempoda ve kallavi bir üslupta alışınız. Değil mi Vizente? Melodram havasını bir türlü atamıyorlar. Bana kalırsa ekseri sahneler biraz daha hafif oynanmalı. En çok hangi meclisi beğendin biliyor musunuz? Benim tezellim diledi. Hayır. Ne vakit ki satenikle çıkıyoruz o sahne herhalde paşam. Hayır. Bildim, bildim. Benim ilk antrem. Hayır. Peki hangi meclis paşam? Katinko ile Yargo Meclisi. Bin bu meclis piyesini o Vars hafifliğinde oynanıyor. Hay çok yaşarsınız paşam. İlk günden beri diyorum ki bu bir farstır. Ben de ilk günden beri söylüyorum ki bu bir faciadır değil mi? Değil. Moller bu oyunun konusunu bir İtalyan komedyalar artesinden almıştır. Yani artı oyunum ben. Orta oyun desenize şuna. Tevekkeli değil. Hep dilimin ucunda iyi turlat oyunu olur bundan diyeceğim ama beni dinleyen yok. Hayır. Artı oyunu diyorlar. Orta oyun değil. Ha Ali Hoca, ha Hoca Ali. Ne fark? Evet. Artı oyunundan almıştır. Oradaki kalıplaşmış tipleri birer karaktere dönüştürmüş. İtalyan farsını sosyal kritik mertebesine çıkarmıştır. Çok doğru. Eser hem psikolojik bir oyun hem de sosyal gündarda parmak basan bir hicim oluyor. Paris'te gördüğümde de öyleydi. Evlatlar, sizdeki bu tereddüt bence oyunun içine iyice girememekten geliyor. İsmail gel bakalım sana bir iki sual edeyim. Aman paşam, ben imtihandan korktuğum için mektepten kaçtığımda oyuncu oldum. Şimdi yeniden mi imtihana sokacaksınız? Değil İsmail, sen bir gel hele. Şimdi şu senin oynadığın Lobby, yani Yanko, ne menedir herifdir? Ha ben yakının biri. Her şeyi yüzüne gözüne ulaştıran bir zevzek. Tulaat'taki bir şey anlıyor biraz. Peki oyundaki yeri neresidir? Oyundaki yeri şey. Oyundaki yerim, ha hizmetçi odası. Yok efendim, o manada söylemedim. Yani mesela Katinko ile münasebeti nedir? Aç ve fişte işte paşam. Beyza ve Samurkaş İrini'ye eşitleniyor, ben de Katinko'ya eşitleniyorum. Yani Katinko'nun subretidir. Biliyorum, subretim de elbet paşam. Molière uşak ve hizmetçileri piyeselerinde ne amaçlı kullanır bilir misiniz? Piyeseki entrikanın yürümesine yararlar. Mesela Yanka'nın boş boğazı Dandin'in iş öğrenmesini arıyor. Katinko ise meyancılığıyla aşıkları biliyor. Aferin benim. Ben de öyle diyecektim ama ayakkabım sıktıysa diyemedim pası. Tabii tabii. İsmail hadi şu beğendiğim sahnenin zihni alın. Bakıcı olsun gösterdiklerinde aynen tatlı edin. Bu hareketleri. Evet bu hareketleri. Başüstüne paşa dedi canlı örneği. Şampanya gibi olsun. Sanat diyorsun sanat. Beni o vakit tanıdın zaten bu ancak sinir var gidilir. Ağzını tutamayıp birine söyledi. O da gitti bizim aile yetiştirdi dedi. Ah Matiz oyum ah başım için. Ben kapınızdan çıkarken beni rastladım. Şöyle çıkarken yarı buçuk kulağına konduruverdim canım. Hem memleketin adamları ne yaman gevez olmalı ki ağzını da baklaslamıyor ya. Sen şimdi beni dinle. Çelebi Samur kaç tane lazım pek adam bulmuş bize göndermiş. Diyecek yok yani. Ah Matiz kurpiyamı. Köleniz olayım. Bir daha sefere gözümü dört açarım. Cin gibi etrafımı gözetelim merak etme canım. Sen şimdi beni dinle kız. Aman ne diyeceksin ki dinleyeyim canım. Şu yüzünü benden yana çevir. Ay, çevirmem. Ne çevireyim? Çevir çevir. Çevirdik işte. Ne olacak? Ah Katinko. Ne var? Sen zaten ne diyeceğimi bilmez misin? Aman yine ne diyeceksin ki?
Ah! Ben seni, ben seni çok seviyorum. Sana ne olmuş? Senin yüzüne baktıkça yüreğim buğulanıyor, bal kılıyor. Yok canım. Kız sen ne yaparsın da böyle aykırı güzel olursun? Ay ne yapacağım, ben de helalim gibi yaparım, bir değişikliği yoktur. Kem küm etmeyelim. Okka her yerde 400 lira hem. Eğer sen beni istersen benim karım olursun. Otomatik olarak ben de senin koca olurum ya. Bekle bakalım biraz, hele vaktı gelir. Gel buraya kız. Ne katı yüreksin be! Ne katı yüreksin! Utanmıyor musun ha? Utanmıyor musun? Bunca güzel olmaya, hem bunca güzel ol, hem de seni sevenleri reddet. Ayıp canım! Yiyeceksin şimdi çapla, haberin olsun. Gel buraya kız. Ya bırak diyorum sana! Bırak, ne anlamaz oldun sen be! Bak sinirlenirim, soluluktan hoşlanmam. Hadi çözer diyorum sana! Olmaz canım! Bir öpücük vermezsen vallahi bırakmam. Bir öpücük hadi. Ne olur bir öpücük. Hadi. Nicole Claudine gibi hizmetçi kadınları kullanarak aşklara yardım ettir. Şimdi, umumi bir sual. Bu eserin muhtevasını tek bir cümleyle ifade edecek olsak ne derdik? Ne akıcı bir Türkçe, ne güzel diyaloglar. Elinize sağlık paşam derdik. Ama şey pesim, yenilmiyorsa bu oyun bir celüsi ve adulter hikayesi değil ki. Celüsi ya. Ya paşam, ilk günden beri söylüyorum. Bu bir komedyadır. Ya eseri Fransızca adını Josh'tan değil. Öyle mari konfüldü oluşu da isabet eder ki, dendiğim bir boynuzlu koca hikayesidir. Rivayet ederler ki, Molière'in kendisinden 20 yaş küçük karısı Madame Armand de Béart, onu sürekli aldatıp dururmuş. Doğrudur. Zaten bu meslekte herkimizin kuyruk acısı yok ki, mesleği biri bulsun. Eserde kıskançlık ve aldatma büyük yer tutar, bu aşikar. Evet ama, bütün mesele bu mu? Yani nasıl bir adam bu Yorgaki dandini? Yahu nasıl bir kadın karısı olan Irini? Birisi bir rokoko köküsüdür, öteki bir rokoko kökü değil. Kırk küp kırkının da kılpı kırk küp. Canım dandiniye kokü değil diyen yok zaten. Boynuzunun daniskası. Ama tek paslı boynuzluluk mu? Boynuzlu ise neden boynuzlu yani? Ben neden boynuzluyum? Estağfurullah paşam! Vizentel efendi siz neden boynuzlu değilsin? Estağfurullah efendim! Thomas sen neden boynuzlu değilsin? Estağfurullah pesem. Ben niye estağfurullah olmuyorum? Yani boynuzlu ise bu adamda hiç suç boyu yok. Hayır yok mu yahu? Var! Yok! R'ye koyalım paşam. Malşans pesem, fatality. Talihsiz kaderini kötü bir tecellisi. Ama insan kaderini biraz da kendi öğrenir. İşte! Dandini adeta buna çanak. Onun suçu burada gerçekten çok büyük. Onun suçu kendinden başka bir sınıfa özel işi. Sonra da bu yeni düzene ayak uyduramayıp komik hale düşür. Mesela ben de komik olsun o kadar ızdırabın için değil. Bal gibi komik. Nasıl başlıyor eser? Metnine bakın. Bismillah. Bakın bak iyi dinle ne diyor. Benim evlenişim haddinden ileri göz atan köylülere. Beyzade ailesine girip de akranında üste tırmanmaya çalışanlara açık söyler bir derstir diyor. Açık. Açık değil mi dandinin? Nasıl beyzadelik düşkünü, cafcaflı ünvan tutkusu olan bir ahmak olduğu? Ne kadar güzel anlatıyorsunuz paşam. Öyleyse neymiş bu eserin içtimai mesajı? Kötü burjuvazi ile aristokrasinin çatışması. Evet, tamamen doğru paşam. Ben de aynen böyle düşünmüşüm. Zadegen sınıfına girmeye heveslenen bir yeni zenginin kibar muhitlerinin soysuzluklarına ayak uyduramayıp kepazeye dönüş. Başındaki ne geliyorsa hep bundan geliyor.
Peki, bu sınıf çatışması Osmanlılar'da da var mıdır paşam? Bana biraz aykırı ve zorlama gibi. Yani, hakça sağlanır söyle. Bizde ne soylu sınıfı vardır, ne de burjuvazi. Ama işte tarihimize bakarsanız hep halktan yetişmiş sadrazamlar, vezirler, kumandanlar, ulema ve şuarayla doldur. Elimden geldiğince Molière'in çizgisini korumaya çalıştım. Ama neyse şimdi çocukların kafasını daha fazla karıştırmayalım da. Şimdi bu dandininin girdiği aileyi bir ele alalım. Bu kaçıverlakiler nasıl insanlar? Bunlar boş gezenin boş kafası. Gece mumerken, gündüz gündelçin, tembel sonra nazır iyiciler. Doğru, cepheri delik ama burunları da kat dağında. Kim öyle de öyle kimseye vermezdi. Tamam, o zaman aradaki farkı belirtelim. Evet. Damatlarını nasıl hor gördüklerine mesela. Evet. Beşinci meclis alın. Tabii. Bize delik etti şarkımız. İsmail, efendim, senin ne işin var burada? Beşinci meclis dedi ya, yoksun, evlerde burada, yoksun. Nasıl ya? Yoksun, yoksun, hadi. Ah! Namusun payimal oldu. Bu izdivaç benim felaketim olacak. Nedir o damat? Sizi yine telaşla görüyorum. Başına değil bu gördüğünüz kaynana. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evladım, iki perdedir anlattım sana yahu. Bu facia değil, komedi. Ama pesem, bu rolde komedi bana ters geliyor. Hadi trajik komedi yapalım da iki ortak bir şey olsun. Olmaz canım. Sen hiç kaynanana kabarabilir misin? Sen ezilmiş, harcanmış, sünepeli zavallısın canım. Aşağıdan alacaksın evladım. Görgüsüz bir taş alısın, o kadar. Ankara böyle, şiveyle oynayayım biraz, şive katın. Çok iyi. Karadeniz oynasan usta mesela. Şapşal, şapşal. Sersen kazandır, terbiyesiz. Ama öyle, ah ölüyorum, ah bitiyorum demeye benzemez ki usta, sıkı mı komiklik? Ben hem değil az mı komedi oynadım? İstersem şapşal da olurum, Karadeniz'de de olurum. Şapşal olayım da görürsünüz. Nedir o damat? Sizi yine terasta görüyoruz. Ula hapı kördünüz, başına ateye olur ben. Sizdeki başı sasıyla nasıl konuşulur öğretmek mümkün, o da yasak mı? Nasıl? Benim yüzüme karşı ne zaman kaynana demekten var işte. Kokonla temaçe de saygılı olacaksınız. Oy kurban olayım siz, bak damadım tersiniz de. Ben sizinle kaynana temiz miyim? Neyse olayım. Çok güzel, çok güzel. Devam edin. Yok, beslenmek bir değildi. Benim gibi bir asilzadeye kaynana demek sizin ağzınızın kası değildir. Bize damat olduğunuzu haddinizi bilin. Aramızda dama. Aha. Sevgili Kokona, yeter artık. Bırak da konuşsun. Söyleyin bakalım damat. Şu aklınızda gezin et yok. Yani diyeceğim şudur ki, ha bu benim karım. Sigar, sigar. Yavaş. Sen öyle bizim kızımıza benim karı diyemezsin. Ulan ne diyeyim ulan? Teyu bak bir şey, doğru diyeyim aşkım. Kokona. Kokona mı? Ha, Kokona Kerimen olsun. Ha söyle. Yani penum zevceyi muhteremem. Söyle. Kendileri habu sıralar, mercimeği fırına vermişlerdir. Evet. Dandininin aile içindeki bir çareli anlaşıldı mı? Evet, besbelli paşam. Bizim gördüğümüz ve zarafetimiz yanında yontulmamış bir kalas. Benim. Bozulma anam, vur. Zannım, evin içindeki mevkisi de kahyadan birkaç parmak üsttedir paşam. Paşam! Paşam! Müdavendi der matbaasından gelmişlerdi programın müsaadesi. Ha, ver bakayım. Dağıt, herkese dağıt. Hah, bakalım. Tamam, eser bu masası yazılmış mı? Yazılmış. Adab-ı muaşeret kaidelerini unutmuşlar efendim. Yok paşam, emir vermiştiniz ya son sayfaya daha iyi bir gün söylemeyecekler. Evet, oyun başlamadan önce herkes konuşacağını konuşmalı. Boğazını temizlemeli, İsmail boğazını temizle. Oyun boyunca yerinden kıpırdamadan sessizce ve dikkatle temsili takip etmelidir. Sigara içmek ve başka ihtiyaçlar için ferde pastaları verilmiştir. Tiyatroda fındık, fıstık, yemiş yemekler görüyorsunuz Şahimir canım. Kimse gelmez azizim. Ayrıca ayrı olur olmaz yerde alkış tutmak da ayıptır. Yani hazır ilk temsillerde ben salondayken bana baksalar öğrenirler aslında. Tabii ya. Alkışlamaları gerektiğini. Benim resmimi de ufak basmıştı. Usta buna mı bozuluyorsun ya? Sen kendin büyüksün. Resmin küçük olmuş, ne çıkar? Severim seni İsmail. Evet çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi gelelim şu Samurkaş'a. Kim bu Samurkaş? Adı üstünde. Beyzade. Beyzade, Beyzade Samurkaş. Peki başka hususiyeti nedir bu adamın? Sirar Paşa. Oyunun sirarı. Yanık. Aşık Zendos bir tip.
Frankler buna jön diyor. Buna ben karışmam. Peki, kim bu adam? Biz bu lindin mentor ediyor pese. Her deyim hep dinin girdin geliyor. Tamam, yani bu samur kaş bildiğimiz aynı göz aşıktı. Her fırsat bulduğunda kıza yeşil ediyoruz. Öldü pese. Ama bir şey daha var. Kız da ona kuyruk serdi. Neyse, şu üçlü pasajınızı alın. İşte komedya dell'arte üslubunda oynanması gereken bir meclis daha. Senin ne işin var gene burada? Üçlü pasaj dedi ya. Ya on üstü de desin yapsın, anlamıyor musun? Çık. Ya, hayır, üçlü pasajda varım eminim. Yoksun, yoksun. Varım abi. İsmail, atını çekiyorlar, koş. Atın mı? Koş, koş, koş. Atın, çekin. Önünde ya. Ha, herdun, bende yok. Şöyle arkadan koş. İşte canım kokaniçe Erini. Ne var ki kocası da yanında. Yok yok kokaniçe, siz benim közümü koyamazsınız. Ben her şeyin farkındayım. Ha, torunuzdan da anladım öyle ha. Ben öyle köstere şirmeti istemem. Benim kedim saygıyla maskarayı almak. Lütfen. Beni maskarayı almak. Ulan ben sizin zihninizde keçenleri de çok iyi bilirim. Ben öyle kendime hürmet taksimiyatını istemem. Öyle şeylerin meraklısı da değilim, inanın değilim. Ha, şunu da iyi biliyorum ha. Peyzade kızıyor olduğunuzu, beni kendinizden çok çok aşağılarda gördüğünüzü de çok iyi biliyorum. Ama benim dediklerimin de başınızı sallayıp sırıtmak da lazım kendime şimdi. La yüzümden maymun ya. Ben ne yaptım bilmem ki. La ben biliyorum. Burnunuzun büyüklüğü de malumunuzdur. Benim soyum asıl teyondur ama temizdir, namusludur. Biz alnımızın tereğiyle... Bir diyeceğim var. Nasıl? Hayır, hiç ağzımı açmıyorum. Size bir çift lafım var dedim. Nasıl? Ulan abu bırakma, terbiyesiz herif seni. Abu adam, abu adam bile kalıp etrafımızda dolaş. Ay kabahat beni, bir ben de yapayım. Dur. Yerini tam istediğim gibi olmuyor. Biraz fazla hafif renşek oluyor sanki, onun üstünde duralım biraz. Ay ben de onu rica edecektim paşam. Yani birazcık da benim üzerimde durun, beni analiz edin. Ben bir türlü rolüme giremiyorum. Ah canım benim, o senin her günkü rolün. İçinden çıktığın yok ki içine girebilirsin. Tamam, şimdi. Bu kaçı ve laikilerde eksik olan nedir? Para paşam. Peki Yorgaki'den değil mi de? Asalet. Evet, tamam işte. İrini arada bir köprü oluyor. İki taraf da onun sayesinde eksiğini tamamlıyor. Zannım dandiniyle kızın Hüsnü Hanım'a fazlaca mecluttur paşam. Mecludum ama ne ver ki sefersi de az sürüyor paşam. Lep lağızı damuruna dayakan Mahmut paşam. Ah, yaşa sefenik. Şahran damo düre tutel avid. İşte, oyunun özeti bu olabilir. Bir küçük saadetten sonra dandini ömür boyu keviren bir gam. Angelik kelimesinin manası pür hak bir melek gibi demek. İyi ama bizim Angelik gerçekten bir melek mi? Cıvıl cıvıl bir dişi. Molly'e tam tersi ad koymuş. Peki nasıl bir kız bu? Güzel ve hoş. Ama tıntın kafası da boş. Macera kokan bir kadın. Ayna göz bir eksik etek. Bir zaniye. Hiç tek durdu yok paşam. Eli işte gözü oynaşta. Üç perde boyu durmadan kutsan geliyor. Angelik yahut Irini neden böyle olmuş sizce? Yani bunu yapmasının sebebi ne ola ki? Cinsiyete aykırı gelişmiş manyak bir karı tutmuş. Yeter canım. Anası babası onu hiç sevmediği, sevemeyeceği bir adama satmışlar. İşte kız da İzzet'in hepsinde bunun acısını duyuyor. Ay ne güzel söylüyorsunuz paşam. Evlendirilirken fikri alınmamış, duyguları yoklanmamış, o da bunun aksülameli olarak öç almak için önüne gelene üretiyoruz. Ay kadın ruhunu ne kadar da güzel okuyorsunuz paşam. Yok canım, bizim bir şey okuduğumuz yok. Molière yazmış, biz ona tercüman oluyoruz sadece. Paşa şimdi onun yalancı söylemiş. Bu büyük kevazlığı mı paşa? Biz o büyük dahinin serçe parmağı bile olamayız. Evet, Irini'nin buradaki aklı yanı belirmeli. Devam edin. Dediklerimi düşünerek. Ne demek? Pesem devam edin. Kaldığınız yerde değil mi? Kaldığınız yerde. Evet. Senin gene ne işin var burada? Artık varım usta burada. Yoksun İsmail, yoksun. Çık çık çık. Bozuyorsun sürekli. Hiç mi oynamıyoruz biz bu piyeste ya? Yoksun, yürüt. Yok. Ula ha bu herif ha burada bile. Kalıp etrafımızda dolaşıyor. Kabahat beni mi? Ben de yapayım. Ulan ne yapacaksın? Kocasını sayan kadıncuklar gibi yapıyorsun. Bak, ne derlerse desinler, seni iki tamla pek özel olan bir fıncı sürgüye gelmez şimdi. Ehli ırz ve edeyi temiz olan kadınların tavrı da oynaş kaçırır. Beni mi kaçırayım? Hay beni güzelliğe beğendirir, benim canım sıkılmaz ki. Ben haz ederim, ondan niçin inciteyim? Ama kadın böyle yaparken kocası ne yapar? Ay ne yapacak? Karısını beğendiklerini övünür, koltukları kabarır azıcık. Zarif adam oldu, belli olur. Ben gençliğime doyacağım. Şurada üç gün ömrümüz var, ben de yaşıma başıma göre eğlencemi arıyorum.
alemi seyran eden kulağıma tatlı sözler söyleyenlerinden size bağlanırım. Şükredin ki daha fenasını yapmaya yaratılışımla meyli yoktur, yoksa... Anlatabiliyor muyum dediğimi? Ay anladım paşam, teşekkür ederim. Devam edelim. Aman canım, habullar nasıl avur, habullar nasıl şeyler? Ben senin kocanın böyle şeyler de istemiyorum. Ama ben istiyorum, görürsünüz işte ne olur. Yani siz şimdi bana şahitler karşısında kedirdiğiniz nikahlı dava ödünüzü yerine kedirmiyorsunuz hanım? Ben size ne taahhüt vebat etmişim ki? Nikahta bir hedefek adettendir diye lakabeyi ağzımdan koparıverdiler. Yoksa beni almazdan önce siz bir kere bana sordunuz muydu? Yok, anamı babamı beğendiniz, onları rızasını tahsil ettiniz, tamam işte onları aldınız. Bana bir şey sorulmadı, şimdi bari sen bir şikayetiniz, gidiniz onları anlatınız. Ben öyle esir olmuş gibi size baş ve başlıklısı değilim. Ama deme öyle de. Çok güzel. Paşam! Şşt! Paşam, mahkemeye naybaş, naybaş, aa adamın adını unuttum. Asım! Seriye naibi. Asım Bey gelmiş paşam. Asım. Allah'ım yarabbim, sırası mı şimdi? Tam şurada Molière'i rayına oturtuyoruz, keyfimizi buluyoruz. Ben göndereyim onu. Hayır, gelsin bakalım ne yumurtlayacak yine. Evet çocuklar, Samur Kaş'ın evde kıstırı sahnesini alacağız. İsmail, gel sahne geldim. Aha, harbi mi? Vallahi. İyi de, usta. Sen ne yapıyorsun burada? Rolümü hazırlanıyorum. İyi de senin rolün yok ki burada. Hadi ustacığım. Yok mu? Hadi. Hadi bakayım. Yok mu? Hadi bakayım. Yok mu şimdi? Tamam hadi çocuklar yerlerinize geçin. Burada rolüm var. Hadi yerlerinize geçin. İsmail sen de şöyle geç. Geçtim paşam. Geçmez. Hastadır paşam. İlle başta duracak. Geç şöyle İsmail. Şöyle geç diyor. Benim yerim burada iyi paşam. İyi gayet iyi. Paşa! Paşa! Bu ne ve ne rezalettir? Hayırdır ne oldu? Daha ne olsun? Gece adamlarımız da hanımın duvarlarını örüp, içeride hayvanlar bile cümle hafif bırakmıştı. Aa, evet ben emrettim. Peki ama sebep? Bütün yüksek memurlar tiyatroya abone olurken sen olmam diye direnir misin? Böyle zorbaca amel, görülmüş, işitilmiş şey midir paşa? Neden abone olmuyorsun onu söyle bakalım. İmkansız bir şey. Tiyatroya gitmek. Tavrını değiştiriver miyim? Tamam, değişir mi paşam? Tövbe. O zaman sen neden benimkini değiştirmek istersin? Benim tabım da böyle işte. Tiyatrodan hoşlanmayan nadaların kapısını da ördürürüm, bacasını da tıkatırım. Makul olun paşa. Mahkeme niye şeriye naibine? Tiyatroya gitmek gibi bir hafiflik yaraşır mı? Allah Allah. Ağır otur da molla desinler değil mi? Kendinde olmayan ağırlıktan dolayı gelmeyen saygıyı tiyatroya gitmemekle avuç bile çetreyle mi kazanacağını, sahip olacağını sanırsın. Gülmekten korkma Asım Bey. Gülmesini bilmeyen düşünmesini de bilmez. Lavucum yok. Abone olacak, tiyatro seyredecek, Molière'in senin gibi sahte ciddilerle nasıl zevklendiğini görüp hizaya geleceksin. Bu en çok sana lazım. Hayır, tiyatroya gitmeyeceğim. Abone olmayacağım. Bu hareketinizi de derhal derslerde temizleyeceğim. Tez git Şekfait. Yalnız orası çıkış kapısı değil, kadın el az. Öyle daha da etmeyeceksin. Hadi çocuklar, Samur Kaş'ın evde kıstırı sahnesi. Çaresini sen bulursun. Dur sana bahşiş vereyim Katinko. Ha yok Çelebi nezahmet. Benim size hizmetim rağbetindendir. Size hizmet etmeye der öyle bir meyli vardır almasam şunu. Ah, ben alam. Biz nasıl olsa senle ilerleyip evlenip karı koca olacak değil miyiz canım? Şimdi benim paralarla beraber saklarım. Yok canım. Tuttum paralarımı. Ha paranı alırmaz oğlum. Sen zaten benden ödüş ve bücük de almıştın. Evet, ha? Ama unutmadım. Çekmek şöyle. Ah. Acaba tezkerenin güzelliğim kokan içeriğini el ettiniz mi? Evet biz alır mıyım? Elbet ilettim. Ah ah! Kendisiyle buluşmanın bir yolu yok mudur? Hmm, bakarız bir çaresine. Siz gelin benimle. Yok ama rızası var mı? Sonra bir kazası çıkmasın. Ay yok canım. Ne kazası olacak? Biz kocasını aldırmayız da anasıyla babası duymasın diye gözetiriz. Ben sizi renginize teslimim. Bildiğinizi işlersiniz. Sen kendini bana ver. Gerisine karışma. Ben işlemesin mi? İyidir. Evet, işler bir şey dursun. Dandini Yanko'nun boş boğazlığından Hadisa da vuku peydardı. Şu bizim karı olacak Fendan'ın haline bakın. Vallahi bunda 4 kişi alır, 8 kişiyi satar akıl var canım. Bundan bir evlendim mi? Sırtın yere gelmez ya. Heh, teminki salla pati avanar.
Temin Pa her şeyi anlatan keveze hapıydı. İster misin Pa söylediklerini bir de anasının babasının önündekilere razı edeyim? Hey! Bir Pa'a bak bakayım. Vay vay vay! Yine mi sıcaktık aboş Pa'sı çelebi? Size o kadar yakardım. Size vaat etmiştiniz güya. Demek geri dememişler. Söyleme sırrını dostuna. Dostuna dostu olur. O da söyler sırrını dostuna diye. Ulan ben mi söyledim? Ulan ben mi söyledim? Tabii gidip dediklerini hep kocasına yetiştirmişsin. O da bastırmış gürültüyü. Artık sana bir pey de memeye antiştim. Şu iki dudaktan bir sır çıkaran terestir teres. Ama beni dinle dostum ayağını öpeyim. Oh deta tipo tipo da. Artık söyler miyim ya ben ağzı karaya? Artık benim ağzımdan haber havadis tadacağınız yoktur. Ağzınızı sıkı tutsaydınız, şimdi size içeride neler dönüp gidiyor hepsini bir anlatırdım canım. Size sefalanırdınız. Ama işte yok, söylemem. Cezanızı çekersiniz. Ama melek de ne diyorum, anlat ya. Olmaz diyorum, olmaz. Hala peşindesin. Olmaz. Ya, kaydet bir şey ya. Olmaz diyorum, anlamıyorum. Ağzınızı sıkı tutsaydınız, şimdi size içeride neler dönüp gidiyor hepsini bir anlatırdım. Anlatırdım, aklınız ya. Benim içeride Kokoliça'nın şeyle buluşturduğunu, Beyza'yla Samurkaç'la buluşturduğunu, ikisini buluşturup evlendirmeye çalıştırdığını bana söyletip ağzıma laf alacaksınız öyle mi? Ama işte yok. Söylemem canım. Aptal mıyım ben? Bende o göz var mı hiç? Bak bakayım. Yok. Yok, yok tabii. Siz gidin başka bir gerzek bunu söyleyecek canım. Amma gerzek adam ya. Allah'a bu salak gene her şeyi anlattı bu. Şimdi ben nasıl esnemde hava hava sizden faydalansın. Şimdi ben içeri girsem o şapkını kaçırırım. Ne söylesem bana inanmazlar. Yalan söylüyor, pelki de uyduruyor tabii. Thomas, yine yükseldin evladım. Çık şu melodram tarzından artık. Aa. Uyum pürüzsü pese, ne türe ne yapayım şimdi düşüreceğim. Tamam, düzgün oyna. Tamamdır. Ulan şimdi bir bakayım, anahtar telerinden bir bakayım şimdi. Herif içeride. Artık bunun inkarı, minkarı kalmadı. Bizim posta bu sefer yakayı ele verdi. Şimdi gideyim anasını babasına şimdi yedim. Efendim, efendim! Efendim! Demin bana inanmadınız ama rezalet o kadar aşikar ki siz bile su götürün bu tarafını bulamazsınız. Ay, yine mi kapınıza kacağınıza sığamıyorsunuz? Yine mi kapınıza kacağınıza sığamıyorsunuz? Sığamıyorum. Yine mi baş ağrıtıyorsunuz? Yine mi baş ağrıtıyorsunuz? Ula ben baş ağrıtıyorum ama benim başıma gelenleri soran var. Bizi tasdiden vazgeçmeyecek misiniz? Üçünü külyadan usanıp bezmeyecek misiniz be? Ya canım bak ben tuttum istemiyorum. Kokolar ona, kokolar. Kokolar ona. Lakırdığınızı birinizde söyleyiniz. Neyini? Lakırdığınızı birinizde söyleyiniz. Lakirdiğinizi birinizde söyleyiniz. Uf, kendi söz sahibinin değil. Kendi söz sahibinindir. Gülsene be kola. Martaval hep martaval. Martaval, hep martaval. Bitti be kola. Bitti be Olas. Thomas, ne biçim bir insan sen bu be? Olas niye öyle yengeç gibi duvarlıklarında dolaşıyor? Pesem, bizensin değil, ezberi zayıftır biraz, onun için. Bir de suflör de orada ya, şimdi ben derim ona o ezberle. Devam et. Ben şerefimi iki paralık eden ha bu hayasız kadından piptim, kurtulmak istiyorum. Honduras, aklınızı başınıza alırsın. Nasıl? Beyzade kızı. Bunu unutmayın. Lan Beyza'da kızı görme, edepsizliği de kötü alına takıyorsun. Ben bir şey temeyim mi oğlum? Ne olmuş gene? Dökülmüş saçılmış nedir ki? Daha bu sabah şikayet ettiğiniz adam kızımızı tanımıyordu bile. Bunu sizin yanınızda söylemedi mi? Peki, şimdi sizi onun oynayışıyla baş başa göstersem? Ne? Baş başa mı? Hamsi kafalı. Bas basa mı? Bizim evde mi? Sizin evde. O zaman biz de sizinle beraber olup kız açmışırız. Oh, elbet. Bizce hanedanımızın ismi her şeyden azizdir. Eğer öyle bir şey var ise gerek ben, gerek validesi onun hakkında geliriz. Ama geçenki gibi yanlış ise... Ha, o zaman Allah aşkına çalın bak, gök gör. Sus gör. Sus gör. Sefer, İsmail hemen tutun. Şimdi arkadan görünmeden yaklaşalım. Tamam usta. Hadi çocuklar düzgün, çabuk. Dışarı çıkalım, bizi burada görürler diye korkarım, çekindiğim var. Ey güzelim kokoreçe beni. Akşam buluşmayı bayit buyurun ne olur. Bakarım canım çalışırız. Ne güzel kumrular gibiler. Oh, kokoreçe, kokoreçe mahvoldum. Basıldım. Anneniz babanız hep yanımıza gelmişler. Tamam siz susun ikiniz de bana bakın. Sizin bu ettiğiniz kişizadeye yakışır hareket değildir. Bravo. Olup geçen lakırdıları da az önce halk önünde inkar etmiş idiniz. Devam. Bana hürmet etmeye söz vermiş idiniz. Şimdi gün geçmezden kendi evime gelip bana aşk başlatmaya cüret ediyorsunuz. Yüzü onlar. Beni baştan çıkartmak için bin
değilim. Aa! Anamdan gördüğüm doğruluk yoksa bir zamanda sevmem. Anne! Ah, nelerin bu ettiklerinizi bir duysa size öyle işler tutmasını öğretir, dünyaya geldiğinize pişman eder. Ula ha bu karikene bir dolap çeviriyor mu? Ya çok benim ehli öz ve namus bir kadın gürültü çıkartmaktan haz etmez. Sopa getir. Sopa. Sen şimdi yandın. Benden olmasın. Ben yine ağzımı açma. Lakin sizin tuttuğunuz kerçeyle bir kare değildi. Ben de size şöyle bir muamele çekeceğim. Ah! Ah! Bakalım. Çatır çatır çatır. Kesem seni de gerçekten güleceğiz. Ula taya öpen yedim. Abi herifin. Ah işte halini gördüm. Ah kukuliçecim, o güzel ellerinizi sağlam. O güzel ellerinizden gördüm. Ya da güzel ettiniz burnunuzu öyle. Biz adama dersini böyle öğretiriz işte. Sessiz! Kilisli pastan seni, terbiyesiz seni. Hacı bu siz, burada mısınız? Angelos ton arano. Ah canım, ah evladım. Burada senin yanında var ol cerrakim. Görüyorum ki hem İsmet, hem İffet, hem de Hamiyet babinden sen tam kaçıvela kâredanına layısın. Sen kütüğümüzün bir taze nihalisin ki şanımıza muvafiksin. Gel seni alnımdan öpeyim. Gel, ben de seni kucaklayayım bari babasayım. Sevincimden tutamayıp zar zar ağladım. Ah soydum çeker, bana çekmiş. Annem, kurban olsun. Ey damat, artık başınıza çelenk tak. Artık çelenk mi takmalı, başka bir şey mi takmalısın ya? Daireyi şüphelenip tasa edeceğiniz bir emare vardı, o da ortadan kalktı. Bakınız sonu ne hayırlı bitti. Ya, ya ne demesin? Matop seni, dünya yüzüne bir kılıncık görsün. Böyle karısı olan erkek her gün bastı yere yüzsün beni, anladın? Sessiz! Burada seni, seni, çeleni gideni seni içeri alıyorsun. Aa, gördünüz mü? Benim gibi kendi halinde, zavallı, masum bir esiri de böyle ihtilalliyor. Zaman çok kötü oldu, yaşanılmaz bu dünyada artık. Ey damat, kızımın gösterdiği mürvete bir teşekkür etmek yok mu? Aman Peter abi, ben onun şükrünü istemem. Herkesin ettiği adamı kendine. Benim ettiğim kendi ocağım isyanı içindir. Bana izin verin gideyim, onun teşekkürünü kulağım dahi duymasın. Sesini bile işitmeyin. Ah! Zavallı kokun içecek gücendi. Hakkı var ya, ayağını düştü. Öncüye ya. Hakkı var ya. Ha tamam paşam. Tamam, anlamını bozma. Zavallı kokun içecek gücendi. Hakkı var ya, ayağına düşüp takılacak bir hatun. Ne var ki daha ince muamele göremiyor. Ah biz kutupe, eleme bir kez sen. Alırım ayağımın altına, alırım ayağımın altına. Sen de asıl değilsin ya, onlardan alamadığım ucumu senden çıkarım. Hoşça kalınız. Hele keyfiniz çattı. Artık birlikte güzel güzel geçinirsiniz. Kalimera. Kalimera. Bana bak, benim kızım ilk de büyümüş bir körpecivandır. Böyle sözlere alışmamız. Siz de onun nazik tabiatına uyup ona hizmet etmelisin. Ama denk, insan gah olur dağ kaldırır, gah olur bir dağı kaldıramaz. Bunda gaflet etmemeli. Anladın? Kalimera. 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 Ağzımı atam ayrım, atsam da bir faydası olmaz ki. Ha bu edepsiz ile başa çıkılmaz. Ulan ha bunun bütün rezaletlerini ortaya çıkarıyorum, ispat edemiyorum ya. Ya Rabbim, ha bu benim başıma gelenler acaba başka bir kulunun başına gelmiş midir? Ya Rabbim, ha yardım et de ha bizim edepsizin yediği nanenin kokusunu gün yüzüne çıkarayım. Perde. Tamam. Şimdi biraz dinlenin. Eğer sualiniz varsa da çekinmeyin. Paşa, ayıp olmazsa size bir şey soracağım. Sor soracağını beyim. Soru sormak ne zamandan beri ayıp oluyor? Paşam, şimdi sizin çoğu adaptasyonlarınız hep Türkler arasında geçiyor. Doğrudur. Oyunu neden bu sefer Fener'deki Rumlar arasında geçirdiniz? Evladım, bu oyunun baş aksiyonu ne? Zina. Zina. Allah aşkına, hiç İslam camiası içerisinde zina olağan şey mi? Hafazan al, hafazan Allah. Estağfurullah. İsimleri İslam yapsak, eser bütün gerçekçiliğini yitirir yani. O yüzden mecburen ekalleri taktardık, ne yapalım? Paşam, oyun Türkler arasında geçebilseydi daha mı güzel olurdu değil mi? Onu ben de bilirim herhalde. Neylersin ki başka çıkar yol bulamadım. Yoksa ya, beni de tatmin etmiyor. Yani anladın, pesemiz vakayı Fransa'da geçirmiş. Bizde de geçirmemiş, kadar dönmüş dolaşmış ekalliyetleri başı devletlemiş. Ha ama bakarsın bir yüzyıl geçer. Frenkleşme yolunda epey yol kaydederiz. 1970'te, 75'te ahbabımız bu oyunu yerli isimlerle pekala oynar. Kimse de gocunmaz. Ah nerede o günler pesem, nerede? Emin ol sandığından da yakın. E paşam! Paşam bir telgraf var. Ver bakayım. Hadi.
Devamlı Sait diye birinden telgraf alıp duruyorum. Kim bu Sait yahu? Sedrezya Pese. Mehmet Sait Paşa'm. Hani Zat-ı Devleti'nin sadrazam olduğunuzda azil buyurmuştu. Aa evet. İlk müsbet icraatım bu olmuştu. Şimdi de o paşa oldu hem de sadrazam. Adam kıttığında onu mu sadrazam yapmışlar? Yağmur yağdı böyle oldu paşam. Yağmur değil İsmail. Sel lazım sel. Ah bir sel gelse de hepsini alıp götürse keşke. Ne yazıyor telgraf? Ne yazacak? Toplanan vergileri istiyor. Kedi ne budu ne? Daha defter darlığın topladığı para giderimizi karşılamıyor zaten. Sarhoş, not al. Şu dürzüye bir tel çekeceğim. Para denen bok bu vilayette yok. Misafirlerimiz, oyunumuz 10 dakika sonra başlayacaktır. Bir şey bile bu.
Yanımda gel, ben bekliyorum. Ay ay, şey de çok. Ben de yapacağım.
Anne beyaz şey falan çocuk. Thank you.
Neyse bak ben de sayın seyircilerimiz, oyunumuz başlamak üzeredir. İyi seyirler. İse bir ömre. Aradan tam 9,5 yıl geçti. Bursa'daki o tatlı günler, mazinin sisleri arasında kayboldu, gitti. Kasamız olmayacak bir jurnal ile Bursa Valiliğinden sürdüler. Bizleri de sanki sanatçı değilmişiz de düşman bir memleketin casusuymuş gibi sorguya çektiler. Heyetimiz daraldı. Ben oraya girdim, buraya girdim, kendime yeni bir heyet kurdum. Hatta Balkanlara bile uzandım. Felipe de Otis'te rehin kaldım sende. Tuvaletin penceresinden zor attım kendimi. Şurada gördüğünüz Levantek okulu ortada. Pasamızın Rumeli Hisarı'ndaki kayalarda kütüphanesidir. Pasamız gençlik hatıralarıyla baş başa yaşamaktadır. Bazen de... Gözlerim bezdi. Damağım şişti. Her şey badi nefret. Her yerde müdane çekim. Kadir, nifak, redi iftira. dayanamam artık. Kızarım. Beşeri reddeylemeye dahi kalkın. Yok yok. Dedim ya. O gösterişler cezaya layık cinayetlerdir. Dostluk taklidi benim indimde. Ayıp amel. İğrenç ameller. Her kişi her varukarda yürek bir, söz bir olmak gerek. Sabahlara kadar böyle konuşurdunuz. Bir şey değil, canım kere sokuyor adam. Yanılmıyorsam misantroptan adresinin trendidir. Ta kendisi. En çok bunu okur oldum son zamanlarda. Belki de alet-i Rubiye bu uyduğunda. Size yapılan vefasızlık benim de içim unutmadık paşa. Vefa veya minnet beklediğim yok. İnan olsun. Sadece soysuzluğa ve nankörlüğe gelen. Sarayla yine başlıyor. Hayrola paşa. Bilirsin, Paris'te sefiri kebirken yabancı devlet süperasına verdiğimiz davetlerin parasını o dönem borç alıp ödemiştik. Aslında devlet tahsisatıyla yapılması gereken bu masrafı şimdi bana yüklüyorlar. Olacak iş mi bu paşa? Neyse neyse. Bırakalım bu kasvetli hikayeleri de size gülecek bir şey göstereyim. Bu tahrirat müdür var ya, Halil Bey. Benim Bursa'dan azimle ilgili kararın suretini sırf hatıra olsun diye bana yollamış. Sağ olsun. Oku bak, gülmekten öleceksiniz. Ah. Mahkeme-i Şeriye Nalbi Asım Bey'in verdiği jurnale istinaden. Pesem Asım Bey hani şu kadınlarıyla yasıyla çıkış kapısını karıştırdı kovduğunuz odur Pesem. İstinaden müfettiş Avlonyalı Ferit Bey'in verdiği rapordur. 10. maddeden sonrasını okuyun efendim. Madde 10. Valiliğe tayininden azline kadar tiyatroyla uğraşmış, İstanbul'dan geçirdiği Fasulyeci anlamında birinin idaresindeki kumpanyada haftada 3 gece tiyatro oynatmıştır. Vay vay vay, bakın hele şu vatan hainine. Biletleri vilayet matbaasından bastırmış ve zaptiye çavuşları vasıtasıyla halka dağıtmıştır. Kabul etmeyenleri tehdit ve rahatsız etmiştir. İyi varmışım da yapmış. Zaptiyeden teşkil edilen bir müzika takımını tiyatroya tahsis etmiştir. İşi daha da ileri götürerek... Bak bak bak, daha da ileri gitmişiz. Buraya muhterem, dursana orada. İşi daha da ileri götürerek haftanın birkaç gecesinde tiyatroyu kadınlara da oynatmak cüretini göstermiştir. Vay budalalar vay! Kız Mektebi Edebiyat
muallimi İbrahim Efendi'yi aktör ve aktrislere hoca tayin ederek... Ah bütün güzel Türkçe bir o rahmetliye borçluyum. Hoca tayin ederek halkın ondan nefret etmesine ve bu yüzden bir takım kızların mektebi bırakmasına sebep olmuştur. Çıldıklar da mektepten kaçmak için fırsat kolları da verildi. Görüyorsunuz değil mi? Ama yine de kıymetinizi bilen biliyor paşam. Mesela Keçizade Fuat Paşa. O mu benim değerim biliyor? Hah! Sanmam. Tabii biliyor. Geçen bir lafınız geçtiğinde ne demiş biliyor musunuz? O binek taşı cesametinde bir pırlantadır demiş. Oo, ziyade iltifatta bu. Tabii. Sağ olsun. Yahu sen buradaki terbiyi anlamadın mı? Nizental, binek taşı cesametindeki bir pırlanta ne işe yarar? Ne parmağa takılır ne de kaldırım taşı yapılır. Her lafa da bir kusur buluyormuşsunuz be paşa. İhtiyarlık, dostum. Kepazeliktir. İnsan böyle bir huysuz olur. Dik sözlülük size yaraşıyor paşam. Hakkınız da üstün. Koca devlet haliyede cümle... Dürüstlüğü cümlece müsellem başka. Kaç devlet adamımız var ki? Sizin gibi eyyama uymayı bilmez bir vezir bu diyardan geçmedi paşam. Allah Allah, ölümüm mü yaklaştı çocuklar, beni böyle kitaplara boğuyorsunuz. Ağzınızdan yelersin Pesem, aslen değil misiniz? Sen yine öyle bir. Tık nefes oldun. Bir de umumi fakültemdir. Bir hekime gömülseniz. Molière gibi ben de hekimlerden pek az etmiyorum. Eşin doğrusu ölümü aracısız bekliyorum. Ağzınızdan yelersin Pesem, ne biçim laf? Öyle öyle. Tabiatın seyrini kim değiştirebilmiş? Ölüm Allah'ın emri. Ha hazır lafı açılmışken ben öyle tören falan istemem. Dört tane amal çağırın kafiymiş. Olur mu öyle iş? Olur olur. Bir de beni sakın o vezir müzaranın gömülü olduğu Sultan Mahmut Türbesi'ne gömmesin. O neden? Neden olacak? Hayatım boyunca burada uğraştığım insanlarla bir de orada tepişmek istemem de ondan. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Bu akşam Komik Şehir Küçük İsmail Efendi'nin Handehane-i Osmani Kumpanyası tarafından Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı Gülünçlü Komedya 2 Perde bu akşam Göksu Gazinosu'nda. Ayrıca kantolar, düetolar bu akşam Göksu Gazinosu'nda. Bu akşam Göksu Gazinosu'nda. Göksu! Bu İsmail bizim İsmail mi küçük o? Evet Pesem, bizim küçük İsmail. Hani Hamdi'nin kurduğu Handehane-i Osmani Tübliğat Kumpanyası verdi ya, şimdi onu o işletiyor. İsterseniz gidelim. İstemesine isterim de gidemem miyim? Zaten... Ya ben babasım çok korktum. Eskiden tiyatro saati geldiğinde yerimde duramaz olurdu. Şimdi ise o saatte kendimi yatağa atmazsam olduğum yerde uyukluyorum sanırım. Siz bilirsiniz. Zaten Pesa, siz zahmet etmeyin. Zaten hastasınız. Zahmet etmeye demir. Tülay. Yok. Tülay'ı bana atma. Tiyatronun esası improvizasyondur. Öyle dersiniz Pesa. Evet. Kim var heyetinde? Umumiyetle bizim eski arkadaşlar. Allah. Ne oynuyorlar peki? Hani Pesa, sizin eski bir aşinanız vardı ya, Josh Dandy. Onun tülyatçısıdır. Pek merak ettim. Hadi kalkın gidelim. Hani hastaydınız? Yürüyün efendim, yürüyün. Atın önümü arpadan olsun. Şevrek Koca elbiselerimi hazırlar. Ay nasıl olur? Tamam, ben gidiyorum yanına. Sana elbiselerimi hazırla dedim mi demedim mi? Çabuk! Bizantin Efendi, Pesa'yı siz beklersiniz. Beklerim. Bey koşup çocuklara haber vereyim. Şimdi Pesa'nın en aşağısı yarım saat süre. Silinecek, çamaşır denişecek, haplarını alacak, kasık bağlarını bağlayacak. Ben o zamana kadar yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi size önemli bir haberim var.
Paşa geliyor. Hangi paşa usta? Ya kız paşa olacak. Necip paşa, Ahmet Nefim paşa. Değil mi? Evet. İsa'dan kayıtla Vizantin Efendi ile beraber buraya geliyor. Ne güzel. Bekletebilirsin üçüncü perdeye yetişse. Bekletmesini bekletiriz usta. O kolay da. Zor olan ne? Zor olan şu ki biz onun piyesini hepten değiştirdik. Adam bizim piyesi görünce büsbütün hastalanır ya. Ya Pese'yi bilmez misiniz? Bana tiyatro olsun da ne olursa olsun değil mi? Vallahi sen bilirsin usta. Hadi o zaman Bolas. Abiciğim oyalayın halkı. Hadi lan sarhoş. Neredesin? Git oyalı halkı. İsmail. Efendim. Müsaade edersen üçüncü perdeye ben çıkayım. Ya siz hala ne yapıyorsunuz orada muhabbet ediyorsunuz aranızda? Ya söyleyelim ben. Şaka değil mi usta? Yoo gayet ciddi söylüyorum. Ama sen kitapsız oynayamazsın. Tülyat'ı sevmezsin ki. Şimdi öyle deme. Öyle deme. Tülyat, improvizasyon, tiyatronun ruhudur. Ne? Tülyat, improvizasyon. Ha, tiyatronun ruhudur. Yani şimdi bu gece de ayrıca müstesna bir gece bilirsin İsmail. Ben seni çok hastayım. Doğru usta biliyorum. Belki son oyun görüşüdür. Onun için söylerim sana. Müsaade edersin. O zaman şeref duyuyorum usta, ne demek? Neyse, o zaman ben sana oyunu anlatayım çünkü çok değiştirdik. Şimdi usta, bu üçüncü perdeden sen Trit oluyorsun. Yani adın Himmet. Ben de İbiş oldum, yani Uşağım. Oldu senin de İbiş. Baştan beri tutturur, İbiş olayım, İbiş olayım. Oldu sonunda. İbiş harleken olmuş, Himmet de pantolon. Bırak şimdi pantolonu çekti de beni dinle. Öyle deme, şimdi güzel bir kombinezon bulmuşsun. Evet, bir de don buldum, dantelalı. Altına giriyor. Hemen de cevabı yapıştırırsın ha. Neyse, ben sana oyunu anlatacağım. Anladım. Şimdi usta, bu üçüncü perdeden sen aşıkları dışarıda yakalıyorsun. Onlar seni içeride uyuyor sanıyorlar, sen de onları uyuyor sanıyorsun. Sen dışarı çıktığında bir takım gürültüler diyorsun ama onlar olduğunu anlamıyorsun. Onlar da bir takım gürültüler diyorlar ama senin olduğunu anlamıyorlar. Şimdi sen onlar olduğunu anlamadan önce, onlar senin olduğunu anladıkları için senin onlar olduğunu anlamadan fırsat vermeden içeri giriyorlar. Bu şey değil mi be, George Dandy'nin üçüncü perdesi? Hani karıyı kıstırır, kendi dışarıda kalır. Ta kendisi. Neyse, sen hazırlanana kadar Fehim sana anlatır rolünü. Hadi Fehim. Oo aslanım. Hadi. Hadi arkadaşlar hazırlanın, üçüncü perden usta söyleyeyim Mete. Ceren yapacak. Ceren yapmasın diyerek de anahtar deliğine gözüme tıkadım. Bunun
başka karışacağım. O da beni güzel. Canım. İsmet. İsmet. İsmet bak. Ya bu ibisi iyi adam be. Ay biliyorum hanımı biliyorum da. Şımarmasın diye yüz vermem. E bak onu da esrarımızı ortaya ettik artık. Aman aman çok iyi bak. Ne zamandır harmandım. Hadi be nefes de bana verin ya. Ne diyor onun esrarı mı çekiyorsun? İbiş. Efendim. Şimdi sana bir şey soracağım. E sor bakalım. Benim yemek yediğin yerde yer misin? Ha, yerim. Tamam. Peki oturduğum yerde oturur musun? Oturur. Tamam. Sen? Yok yok hadi. Yattığım yerde yatar mısın? Yatarım. Tamam o zaman. Yatayım. Yok yat. Peki öldüğün yerde ölür müsün? Adımı çekiyorlar ya. Bebiş. Gel şimdi. Oraya gelince düşünürüz. O neymiş? Daha az öyle borcum yoktu onda. Neyse neyse. Sen geç dur şuraya. Geçtim. Şimdi kalem kağıt vereceğim ben. Al bu şunları. Al. Hanımın tutuldu. O güzel delikanlıya bir daha mı yazacağız seni? Tamam. Tamam mı? Tamam yazalım. Al kalemini. Aldım zaten. Yaz başına geleni. Ha. Sen içerisine kalem oynattın mı? Oynatmaz olur muyum? Hokya göbek bileni attırdım. Yok. Yani öyle değil. Mürekkep yaladım diyorum. Mürekkep yaladım. Ama ishal oldum. Yatırlamak istemiyorum. Öyle değil. Demişim. Yani diyorum ki yazman var mı? Yazmam da var. Benim dilim de var. Sana ne lazım? Öyle de değilmiş. Diyorum ki okur musun? Okurum. Ha, nasıl okursun? Sislesin lan sülalesinden okurum. Sen ne diyorsun be? Ben avukat yanında çalışırım. Aa sen katil miydin? Yok. Şey hayvanlarına bakarım. Seyistim. Kalk burada demiş. Kalk. Ya da eğil. Eğil. Eğildim. Hayır öyle değil. Öyle eğil. Eğil. Şöyle eğil. Düzgün dur. Evet. Ben yazayım sen götür tamam. Tamam. Adresi var mı peki? Vereceğim dur. Şimdi, gideceksin Langa'ya. Tamam. Langa'da var bir çarşı. Çarşı. Çarşıda var bir sokak. Sokak. Sokakta var bir kapı. Kapı. Kapıda da var bir halka. Ah. Tut halkayı. Tuttum. Çalka. Çalka. Çalka da çalka çalka. Çıkacak bir ana. Ana. Omzunda hırka. Kaşları var böyle kaba. Odur evde Kahya. Ver mektubu ona. Bir dakika ya. Aç mektubu Kahya'ya verir miyiz? Okuması yazması yok. Üstelik emniyette kadındır o. Sen ver ona. İyi. Tamam gidiyorum o zaman. Evet, burası Langa. Bu da Langa'da sokak. Sokakta var bir kapı. Kapı nereden ha burada? İyi de başka ev yokmuş ki zaten. Kapıda var bir halka. Halka da yok. Tut halkayı, çalka. Çalka da çalka çalka. Çıkacak bir kadın. Aa çıktı. Kaşı var kaba. Bakayım. O kadar da kaba değilmiş yumuşakmış. Arkasında hırka odur evde Kahya. Ver mektubu ona. Al mektubu ana. Mektup yok. Mektubu unutmuşum. Neyse. Sahi ikimiz de okuma yazma bilmiyoruz galiba. Hah ne dedim? Biz ikimiz dedim. İki kahve. Yok efendim biz ikimiz diyorum. İki de şekerli olacak. Hayır ulan. Yok ya. İki çift lafım var size. İki de nargile istiyor. Ya amma çattı. Ulan name ya name. Sizin beye aşk beyamı getirdim diyor. Ne dedin? Elinin külünü dedin. Ne demek külünü? Ah ben kişi külünü al istemez. Sağ duymaz uydurur ya. Saati kurmazsa dur. Kaçta durmuş? Durmamış. Yürümüş. Kim çürümüş? Çürümemiş. Yusuf tutmuş. Yunus'u kim yutmuş? Ulan patla emin. Yahu name name. Sizin beyle bizim hanım sevda çekiyorlar. Uymaz sağır dur. Ulan kim lan? Ha böyle demesinden konuşunca anlar. Anam. Anacım ben şimdi gidiyorum kahveye göz kulağı. Ha tamam. Tamam tamam. Ana, bu tepeden duyan cinsindenmiş. O zaman şöyle yapacağız. Ana, ben Tarçın be! Ne var bunda? Sen mi var karşında? İki çift lafım var size. İki çay olsun bu sefer. Sizin beyle bizim hanım sevda çekiyorlar. Pimpiri falan yok. Karanfil zaten Tarçın Bey seninle. Tarçın Bey karşıki evin tavan arasında oldu. Boş gezdirin, boş kalmasın. Ya işte, kevakim izadelerle müflis mirasıydı zaten. İki çıplak bir hamama yarıştı. Ha, bir şey mi dedin? Yok, iki genci birleştirmek sevaptır dedim. İki de çay olsun. İbiş, İbiş. Unutmuştum bunu be. Aa, pardon. Aa. Söylemiyorsun hiç. Allah. O zaman getirdi bak. Bugün saat 2'de. Al bunu ona ver o anla. Bir de bu arada bahçenin ucundaki viran bağın kapısında parola dengi dengine. Anlaştık. Tamam. Hoşça kal. Alır oldum be. Dikemez al. Bunu da alayım ben ya.
Divanlı ile övünen bu iki zürtü buluştun evlendirip cezalandırmak. Diğer bir maksadımsa namusuyla iktifa etmeyip kevaki ve zadelerin ünvanı damadı olmaya özenen bu ünvan düşkünü Himmet Ağa'ya güzel bir ders vermek. Tabi bunu yaparken iki taraftan da bahşiş koparabilirsem ne ala. Ben gideyim artık. Aşağı kaldı burası. Kanın da şişmiş.
Akçın Bey diyor ki sen bana layıksın. O taşlı da para babası ayıyor, yaraşmıyorsun diyor. Peki hanım ne diyor? O da ne diyecek? Sen bana layıksın. O taşlı da para babası ayıyor, şeytan görsün diyor. Vay lan hırsızlığı! Ulan bu bizim anlaşmış. Para babası taşralı görgüsüz ayı ha? Siz asil ve şehirli olduğunuz deniyormuş. Hele bir içeri gireyim, kapıyı da suçlayın. Sonra da bu dış günü parayı cümle meşru halinde yakaladırız. Kaçın! 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 Herif uyanmış! Ne diyor? Kaçın! Kaçlar işte! Siz de hemen içeri gidin. Ben de kaçayım. Ay kapa kapa lan! İçeridesin beni, ne içeceksin? Ah Aygül'üm dışarıdan. İbiş! 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 İbiş ha! Görürsünüz şimdi İbiş'i de Gümbiş'i de. Söyleyin Fırat'ta karı! Ben başımı yastığa koydumaz. Azgın kediler gibi damlarda gezersin ha! Bir sıçrası çekirge, iki sıçrası çekirge. Üçüncü de yakalarsın böyle. Serinleyelim dedik ama bunda fenalık mı var? Oldu serinliğini gördüm. Ateşi sende mi bari? İntikam sirası şimdi bende. İbiş! İbiş! Efendim beni... Burada mı? Dayım! Beni mi çağırdınız efendim? Geç şu kavrinin ağasını babasını buraya çağır. Baş üstüne. Ah benim ne neler ettim ben. Ay bir hatadır ettim. Ay ne olur Kerem edin açın kapıyı. Ne biri ne ikisi. Oyunuz da imtihan vali döndü. Gittim geldim. Ne dayısını buldum ne yengeç. Ya buradayım. Ha pardon. Ay. Kimi bulamadın? Dayısını yengesini bulamam. Ya dayısını yengesini isteyen yok. Anasını babasını çok. Verirseniz efendim. Aman bize kapıyı açın Kerem edin. Yok. Yok efendim ya ama yok. Bu sefer gelecekler var. Bakalım buna ne kul buyduracaksınız. Gece yarısı ziyaretine mi gittik? Yoksa komşuda Loisa mı vardı dersiniz? Ay açıver şu kapıyı ah canım kocam. İşine gelince gelin koca. Gelmeyince gelin çıksın ha koca. Ay yürüdüm beni canım merhamet. Merhamet kapı lali kapandı. Ben de bir mesel bilirim. Tavuk kötü tövbe tutmaz. Her neyse bak. İbiş! İbiş! Geldim efendim. Ne bacanağını buldum ne baldızını. Ya başarın baldızında bacanağında. Anasını ya babasını. Öyle söylesiniz efendim. Şurada düşürdünüz. Al onu. Aa ama artık canım atak ediyor canım. Ona kapıyı açmazsanız vallahi burada kendimi intihar ederim adem olursunuz. Var bildiğini ya. Bizden bir güzel seyrederiz. Vallahi pek öyle demeyin. Zira beni burada benim olunca elbet benim dönümde şimdi bunun intikamını siz de komazlar bey. Boşla girdim ortama. Asıl alacaksam bir eksiciğim yok. Ey zalim kadar koca. Sen istedin işte bak. Haliye taze kabak. Yokmuş. Ne yok? Anasını, ananızı, babanızı çarpmışsınız ya. Yokmuş. Vay Allah babam. Benim oğlum babam öldü. Allah rahmet eylesin. Karını ağzım olasın çoğun. İyi de benim karım yok ki. Ya senin karının değil. Benim şu kalta karının ağzım olasın. Öyle söylesiniz efendim. Ben de bir saattir koşturup duruyorum. Dinlesene be. Karı kendini öldürüyor burada. Ey zalim gaddar koca. Sen istedin işte bak sözün başına mıymış. Ay canı eder gittim. Ay barış zalim ağzımı koymayın. Öldü mü? Bu şirret garip olan bir kadını ödettim mi?
İçe içe o hale gelmiş ki Montus'tan nefes alev alacak. Yalvarırım kayınpeder, bir de beni dinleyin. Aman ne pis koku lan böyle, biraz geri çekin. Dur. Ne yapın lan? Durun uzakta söyleyin. Ben içerideydim, onlar dışarıdaydı. Onlar dışarıdan içeri girdi, ben içeriden dışarı girdim. Bakın bakın ne diyor. Ya biz dışarıdaymışız da o içerideymiş de. Peki nasıl oluyor şimdi dışarıda kalıyor? Ben size demedim mi sarhoş diye, kurban oldum. İlman atıyor bu. Yalan! Allah belamı versin ki yalan! Allah belanı verecek zaten böyle gidersin. Ah! Yalvarırım kaygana! Yalvarırım bir de beni dinleyin! Hıh! İyi bir yalan bari! Hadi lan! Pıh! Ay bayılıyorum! Dur! Benim takki ezabı alır, aman yapar! Allah'ım! Şimdi yapacağın kusurunu kabul ile zevcenden özür dilerim. Ne? Ben mi? Şu şırnaklarından özür dileyeceğim. Aha bir daha bayılıyorum. Yeter usta, artık bayılmak yok burada. Ha? Bayılmam! Bayılmam! Bu şırnakları için bayılmam! Allah Allah değil olsun ki, hepsin yalan! Ay tabii böyle söyleyecek canım, minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yalan, vallahi yalan! Yalan bana, dinliyorlar ya ulan! Çok fena adammışsınız damat. Kuru ağaca yaş bulaştırıyorsunuz. Dilsiz, alsın civan evladıma böyle lale yapın. Ne var mı? Ahim be! Sen kıydır kendini! Allah insan bana kıyma! Bana da kuşbaşı pizzula! Haydi haydi! Ne affet kızım? Ben onu affedeceğim! Yahu bana demediğini bırakmadı! Nasıl yüzünüze bakarız biz? Hakkı var! Onunla dili dilim olmaz artık! Hayır! Kevakimizadelerde de ayrılık olmaz! Dile geliriz sonra! Sende kibarlık vardır kızım! Kibar kısmı zehir yutsa azmetmeli! Bunu artık benim natrum için kabul edeceksin. Sana benim emrimdir kızım. Efendim. Tamam tamam babacığım. Tamam madem evliniz böyle beni boyun kıldınız. Yeter ki size bir şey olmasın. Hayatımızı tadı kaçmasın. Ah evladım. Ne de kuzu gibi yumuşak başlı. Öp ulan elimi. Gel ulan damat. Gel. Gel buraya. Niye? Diz çökeceksin ulan. Haşa. Izgara başa. Çok söylenme. Çabuk diz çök. Ay, sen kendin ettin bu halde kendine coştandı. Pardon kim be? Tekrar et. Mahbey Kerim, Elise-i Ruhum, Nuru Didem, bir tanem. Mahbey Kerim, Elise-i Ruhum, Nuru Didem. Şu ettiğim münasebetsizliği affedin. Pişman ve nadim oldum. Pişman oldum seni aldığıma. Hayır. Yalan. Tövbe. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. İşte damat, bu son görgüsüzlüğünüz olsun. Yoksa ben naçarım gözünüzü. Yani senin anlayacağın, görmüşlük demek kefazetleri görmezlikten gelmektir. İşte gün doğuyor. Tanyeri aracak ulan, varıp evinize usulca geçinmeye bak. Biz de gidip sabahı kılalım. Görüşürüz efendim. Oh! Ya, bu karı damdan düşse dört ayak üstüne düşer. Bana gelse bir kuyu bulup içine atlayacağım. Benim gibi kibar eve girmem meraklısı olanlara halim ibret. O laflar şimdi bize geçti usta. Evet, senin gibi kibar eve girmem meraklısı olanlara bu halin ibret olsun. Sen namuslu bir köylüydün. Haskan yarış atamasına mübarek. Beyzadelik döne gerek. Küfür alan bir kadın alsaydın gelmezdi bunlar başına. Davul birem nasıl çalar dengi dengine, dengi dengine. Paşa gelmiş. Paşa mı? Eyvah dayağı yedik sağlam. Kalk paşa geliyormuş kalk. Bir şey olmaz be paşa. Yüce temiz. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm seni yap paşa. Paşam bana kızmadınız ya. Neden kızayım evlat? Kendine göre dandini pekala avamileştirmiş. Ders ibretle sonra iyi yerleştiniz. Daha ne? Bu Brenk hayranlığı. Brenk tiyatrosu taklitten medet umuyordu. Öyle rastgele Avrupa bir eserini sözüm ona Avrupalı gibi oynamakla bir yere varlı sanırlar. İşte biz de bu yüzden adaptasyon önerdik. Bu piyeseri Türk adabıyla, Türk deyişiyle kotarmayı denedik. İşte şimdi... şimdi sen de onu avamın gustosuna getirdin. Sağ ol paşam. Gel mi seni öpeyim? Ne var ki bunların hepsi de yetersiz. Peki doğru yol hangisi paşa? Doğru yol, garbi ne taklit ne de adapte. Doğru yol, galiba
Türk insanından, Türk şartlarından, Türk mevzularından yola çıkarak hem öz hem de biçim bakımından bir Türk tiyatrosuna varmaktır. Bizler bu kadarını başardık. Bundan sonrasında gelecek nesiller başarsın. Temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçırır. Perde...